Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında bu hafta birbirinden değerli konukları konuk etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim. Şeref İyi akşamlar. Verdiniz. Hoş sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Değerli Aspor izleyicilerine iyi akşamlar dilerim. Değerli Trabzonsporlara da. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurkan'la birlikte sorularımız olacak size. Evet. Trabzonspor'a dair, Türk futboluna dair merak ettiğimiz her şeyi soracağız. Seyircilerimiz de müsaade ederseniz tabii ki, onlar tabii da ki. Her türlü soruyu açıyoruz. Her türlü soruyu sorabilirler. Ben de size Zeki Uzundurkan'la birlikte yönelteceğim bu soruları. Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. İkinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Evet. Yeni bir heyecan, yeni bir dönem. Neler hissediyorsunuz? Heyecan var değil mi? Çünkü o şampiyonluk yaşadığınız teknik direktör geri döndü. Hocamın da dediği gibi yani hiç ayrılmamış gibiyiz. Gerçekten Abdullah Hoca'nın döneminde uzun yıllar sonra Trabzonspor taraftarı çok güzel günler gördü. Trabzonspor camiası çok önemli başarılar elde etti. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci. Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor. Kutlamayı başarmak da önemli. Abdullah Hoca zamanında bunu da başardık. Dolayısıyla bizim için çok önemli duygular yaşadığımız bir dönemdi. Daha sonra gelişen olaylar vesaire. Bir sonraki yıl benim de içinde bulunduğum yönetim, herkes dahil olmak üzere çok başarılı bir sezon geçirmedik. Hatalarımız oldu. Bu hatalardan kaynaklı olmak üzere de Abdullah Hocamız bir gün beni aradı, yanıma geldi. Gayet aramızda yine samimi, hocanın da çok duygusal olduğu bir konuşma geçti. İstemeyerek de olsa o dönem hocam Trabzonspor'a zarar vermek istemediği için ben de yeni başkandım, bana da bir zarar dokunmasın diye kendi isteğiyle, talebiyle ayrılmak durumunda kalmıştı. Yeniden yollarımız kesişti. Bu tabii Trabzonspor camiası için güzel de hayırlı olsun. Tabii hocamızın da benim de daha iyi yapmam gereken birçok konu var. Hocamız da bunun bilincinde, ben de bilincindeyim. O dönemde yani hem teknik anlamda ben çok teknik konulara girmem ama hani hocamızın da bazen belirttiği için giriyorum. Onun da eksik gördüğü bazı şeyler vardı. Kendi zaten dünkü basın toplantısında da bunlardan bahsetti. Bizim de eksik yaptığımız işler vardı. Dolayısıyla hem onun performansını arttırması hem bizim yöneticilik anlamda performansı arttırmamızla Trabzon camiası inşallah yeniden çok güzel günler görecek. Peki şimdi şampiyonluk yarışı sonuçta daha 8 hafta geride kaldı. Evet. Yeniden Trabzonspor bu şampiyonluk yarışına ortak olabilecek mi sizce? Ve Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un bu sezon hedefi ne? Asıl hedefi ne? Türkiye Kupası var, Avrupa Kupalarına katılmak, şampiyonluk. Asıl hedefi ne olarak belirlediniz bu sezon? Taraftara mesajınız nedir? Şimdi Trabzonspor durumu ve pozisyonu ne olursa olsun, şehrin geneli, takımın geleneği itibarıyla hep zirveyi düşünen bir anlayış içerisinde. Benim de hocamın da aklımda zirvenin dışında bir şey geçmez. Bu saatten sonra Trabzonspor takımı bu ligde ne kadar ileri gidebilir, nereye gidebilir hep beraber göreceğiz. Ama en kötü durumda bile Avrupa'da olan, inşallah önümüzde bir Türkiye Kupası var, onu kazanma şansını elde edecek. Sonrasında bir Süper Kupa oynayabilecek bir Trabzonspor takımı en azından hayal ediyoruz. Bunu başarmamız lazım yani. Bunu taraftarlarımız için, camiamız için yapmamız lazım. Burada hem Abdullah Hoca'ya hem bana çok önemli görevler düşüyor. Bana derken yönetim kurulumla beraber bana çok önemli görevler düşüyor. İki tarafta her şeyin bilincinde ve farkında. Biz hocamızla Nenad Hoca'nın ayrılmasından sonra kısa bir görüşme yaptık. Zaten o görüşmeye geldiğinde de ikimiz de ne yapacağımızı zaten biliyorduk. Çünkü biz kendisiyle çok farklı ve önemli bir dönem yaşadık. Ben inşallah Trabzonspor taraftarını bu saatten sonra çok daha mutlu edeceğimiz, sağ sonuçlarının daha iyi olacağı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Zeki Uzundurkan'dan da soruları başlasın. Yani Trabzonspor gibi dünyanın en büyük şehir takımını şampiyonluk yaşatarak sevinçten ağlattınız. Evet. Ki Abdullah Avcı hamleniz benim görüşüme göre bir gazeteci gözüyle görev sürenizde yaptığınız, yani transferde yaptığınız en doğru, en değerli hamlelerden biri olduğunu düşünüyorum.
şehir tekrar, Trabzon taraftarı tekrar o ana, o istemsiz bir şekilde ticaren gelişen ışık gösterileri, işte dünyada hala en çok izlenen o şampiyonluk kutlaması, o meydandaki görüntülere götürüldü taraftarları. Yani Abdullah Avcı'yı tekrar ikna edip göreve getirme de bu kadar kısa sürede, çünkü bir teknik adamı tekrar getirmek zordur büyük takımlarda. Bunu nasıl başardınız? Bir de şunu soracağım. Bunu başarırken Abdullah Avcı bir proje hocasıdır. Siz çok evet. iyi bilirsiniz. Şimdi ilmek ilmek işleyerek Trabzonspor'u bir yerlere mutlaka getirip önümüzdeki yılda şampiyonluğu oynatacaktır. Yani ilk değerlendirmesi hocanın ne oldu takımla ilgili olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi anlaşma süremiz hocamızda çok kısa oldu. Ben ne kadar istekliysem hocamız da o kadar istekliydi. Dolayısıyla enteresan. Bu süreci çok kolay açtık biz. Dediğim gibi kendisinin aklına, kalbine çok güvendiğim biri. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini de yakinen biliyorum. Trabzonspor'la dertlenen, Trabzonspor'un tüm sıkıntılarıyla kendine dert edinen bir yapıya sahip. Dolayısıyla çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında hocamız da tabii biz takımın değerlendirmesi konusu da takımın başına gittikten sonra evet. tabii milli takım kampından gelen oyuncularımız falan yeni daha idmanlara falan başladı. Ben maçtan bir gün önce Trabzon'da olacağım. Pazar günü. Trabzon'da bir ön değerlendirmede beraber bulunacağız. Ama tabii hocamız antrenörlük yapmadığı dönemde de dediğim gibi bir Trabzonspor sevdalısı olduğu için zaten takımın maçlarını takip ettiğini, oyuncular hakkında bilgi sahibi olduğunu da zaten bana evet. belirtmişti. Bunları derken bazen şey bir anlaşılma oluyor. Yani sanki başka bir hoca varken böyle yorumlar da oldu. Sayın Abdullah Avcı ile hani görüşüyormuş gibi, asla böyle bir durum yok. Evet. Ne Sayın Abdullah Avcı, ya tabii ki ben dost olarak, arkadaş olarak her zaman merhabalığımız, konuşmuşluğumuz, hal hatır sormuşluğumuz muhakkak ki vardır. Ama hiçbir zaman konumuz Trabzonspor olmamıştı o dönemde. Ama hocanın hakkında her zaman demek Trabzonspor'u takip etmek olduğu için ilk geldiği andan itibaren takım hakkında çok bilgi sahibi olduğunu gördük. Bizim açımızdan iyi bir şey tanıştı Trabzonspor takımı hakkında. Tabii. Ne kadar bu süreci çabuk ilerlersek Trabzonspor için de, bizim için de, onun için de çok daha faydalı olacak. Bir soru daha sorabilir miyim sevgili Mahmut? Tabii ki. Bielitsa'yla o işin olmayacağını, yürümeyeceğini hangi maçtan sonra karar verdiniz? Yani ikna oldunuz. Çünkü başta hocanın söylemleri gerçekten birebir Trabzon'un yapısına, Trabzonspor'un yapısına uyuyordu. Şimdi şöyle, biz tabii anlaşmamızın ana sebebi sizin de belirttiğiniz gibi hocamızın daha önce çalıştırdığı takımlarda ortaya yansıttığı futbol, takımların sahada gösterdiği direnç, baskı, agresiflik vesaire, bunların hepsi Trabzonspor ile çok uyum içerisinde olan sözler, hareketler, tanımlar veya sahadaki davranış şekilleriydi. Biz tabii bunları araştırıp ettiğimiz için yönetim kurulumuzla beraber aldığımız kararla beraber hocamızla anlaştık. Fakat yani her tabii konuşulan şey, yapılan şey, her şey doğru olabilir ama futbolda sahaya yansımadıktan sonra bunların pek bir anlamı yok. Doğru. Trabzon'da hiç anlamı yok. Yani olaylara da farklı da bakmak lazım. Yani belki Anadolu'nun başka bir şehrinde farklı bir şey ifade edebilir. Ama Trabzon'da bir şey ifade etmiyor yani. Bunu en iyi bilenlerden biri de benim. Bu şehirde doğdum, büyüdüm. Bunun anlamının, manasının, şehirdeki insanların, taraftarın ne düşündüğünü gayet iyi anlayabiliyorum. İnsanların yüzüne baktığım zaman protokol tribününde ne kadar yani oynanan futboldan rahatsız olduklarını, taraftarın ne kadar rahatsız olduğunu, o konuşulan inancın, hırsın sahaya yansımadığını gözlemliyoruz. Bunları gözlemlediğim yerde tabii Trabzonspor Başkanı olarak gerekeni yapmamız gerekiyordu. Öncelikle kendisine çalıştığı dönem için çok teşekkür ederiz. Yani çok dürüst beyefendi, işine hakim, çalışkan biri. Dolayısıyla kendisiyle güzel de ayrıldık yani herhangi bir problem yaşamadan. Kendisi de zaten sahaya yansıtamadığını açıklamalarında kendisi de kabul etmişti daha önce. Bundan kaynaklı yani, ama hangi maç diye soruyorsunuz siz tabii. Hatay maçı diyebilirim. Yani şöyle, ben Trabzonspor takımının 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem yani. Evet. Edemem. Yani bunu bir Trabzon'da büyüyen, bir Trabzonsporlu olan, Trabzon sevdasıyla yetişmiş biri bunu almıyor yani. O bünye bunu kabul etmiyor. Bir de son bölümde gelen şok goller. Yani o tarafına golün başı öncesinde falan inan çok bakmıyorum. Yani bunlar tabii bizim bünyemize, yapımıza ters işler. İnşallah bir daha başımızdan böyle bir sonuç geçmez.
Dediğim gibi bunları kabullenmek Trabzonspor camiası, Trabzonspor taraftarı için imkansıza yakın işler. Böyle olmaması lazım. Yani Trabzonspor takımı bu kadrosuyla beraber yanlış anlaşılmasın. Ben Hatayspor'u, hocasını, futbolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten güzel futbol oynadılar. O baskıyı ortaya koydular ve bizi yendiler, haklarıyla yendiler. Onu asla söylemiyorum ama Trabzonspor takımı 2-0'dan maç vermeyecek yani. Bu kadar net. Zaten aynı sorunu Beşiktaş da yaşamıştı. 2-0'dan verilen maç sonrasında Şenol Güneş'le de yollar ayrılmıştı. Benzer bir süreç. Şimdi peki şunu da ekleyeyim Zeki Uzundurukan'ın sorusuna. Bir pişmanlığınız var mı Bielitsa konusu? Yok. Şu anlamda yok. Yani o zamanki şartlarla biz konuştuğumuz zaman sonuçta hocamızın da bugüne kadarki kariyeri belli. Yani ülkesindeki takımlardaki başarısı belli. Evet. Ülkesindeki takımdaki bütçelerle Avrupa'daki aldığı galibiyetler o takımlara karşı... Futbol, teknik, taktik, sahadaki yani. Baskı anlamında kurduğu baskı ve önderlik yani şey belli. Yani adam bunları daha önce başarmış. Zaten bunları başardığı, yaptığı için de biz yaptığımız araştırmalarla hocamızı görevin başına getirdik. Gelinen noktada bu bir tabii ki yani pişmanlık anlamında değil ama doğru olmadı. Yani evet. Yanlış oldu, bir hata oldu, ortaya çıktı. Biz de hatamızdan bir an önce geri döndük. Ama pişmanlık anlamında değil. Yani pişmanlık dersek farklı bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü gerçekten hocamız da çok yani tabii. Ciddi emek verdi. Yani çalıştı, gayret etti, uğraştı. Yani düzeltmeye uğraştı o da. Ama bazen sahaya yansımıyor. Yani bu çok önemli bir konu. Yani bazen bir şeyleri doğru yapabiliyorsun. Bu iş hayatında da böyle, ticarette de böyle. Her doğru yaptığın işin sonu doğru bitecek diye bir durum yok. Dolayısıyla bu dönem böyle gelişti. Tedbir almamız gerekiyordu. Tedbir aldık. Çünkü Trabzonspor taraftarı camiası çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Hep bunu savunuyoruz, hep bunu anlatıyoruz. Ben geldiğimiz zamanda da yani her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama sahadaki bizim taraftarımız sahada o inancı, baskıyı, hırsı, mücadeleyi görmek ister. Doğru. Onu görmedikten sonra biz Trabzon'da kimseye bir şey anlatamayız. Evet. Yani bana da anlatamazlar bu arada yani kimseye derken yani ben de anlamam. Yani durumundan ibaret. Evet. Peki futbolcuların reaksiyonu ne oldu bu ayrılıktan sonra ve Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası onlar da çünkü çoğu da Abdullah Avcı ile çalışmış futbolcular bir heyecan bir oldu mu acaba? Yani birebir oyuncularla ne düşünüyorsunuz diye tabii bu konuyu konuşmadım ama sadece takım kaptanıyla hani bu konuyu şey yaptık Uğurcan'la. Tabii Abdullah Hoca ile şampiyonluk yaşadılar sonuçta. Abdullah Hoca'ya karşı kimsenin orada bir ters anlamda bir düşüncesi şeysi falan olmaz ama futbolcu tabii şöyle yani biz kendi içimizde sadece bakmayalım. Sonuçta birçok yabancı oyuncu da var. Yani yabancı oyuncuların içerisinde çok erken değil mi sorusunu soran menajerleri vasıtasıyla oldu tabii. Bu da o gerçekleşti ama orada işte özellikle tahminimce Hırvat futbolculardan mı geldi başkanım? Yok yani yok. Çocuklar gerçekten profesyoneller. Peki. Yani peki. Her türlü desteği olmaya çalışıyorlar. Oldu ama yani bu sorular da geldi işin doğrusu. Söylemek, konuşmak gerekirse. Tabii onlar olaylara bizden biraz daha farklı bakıyorlar. Bizim ülkemiz biraz evet. Daha farklı. Ülkenin farklı olmasının yanında Trabzon çok daha da farklı bir yer. Her türlü dengeyi korulamak zorundayız biz. Ama biz yani Abdullah Hoca'nın da samimiyeti, yardımcı hocaların oyuncularla samimiyeti hemen o bir haftalık süreçte milli takımlara gitmeyip içeride olan oyuncularla izlenimlerimiz o konunun sürecin tamamıyla aşıldığı ve buna benzer herhangi bir problemin olmadığı yönünde. Taraftarın çok merak ettiği iki soru var. Çokça bana bu sorular sorulduğu için bunları sormak zorundayım. Birisi Bakasetas kalacak mı? O konuda görüşmeler ne durumda? İkincisi de son günlerde çok çıkıyor. İşte Abdullah Avcı'nın gelişiyle hoş geldin büyük koç, büyük hoca diye bir mesaj paylaşmıştı Bakayem'e. Ocak'ta ya da sezon sonunda tekrar Bakayem'e ile ilgili bir kartlar tekrar açılır mı? Nedir durum? Şöyle, biz Bakasetas'a çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir oyuncu. Evet. Yabancı oyuncu olarak görmüyoruz onu. Hani gerçekten doğru. Trabzonlu bir oyuncu olarak görüyoruz neredeyse. O da o kadar sahip çıkıyor buna bu arada. Biz bir teklifte bulunduk kendisine. İyi de bir teklifte bulunduk. O teklifle alakalı bize bir dönüş yapmadı. Kabul etmedi yani o teklifi. Bundan sonraki süreç hocamızı tabii yeni bir hocamız var artık. Evet. Yani yeni bir planlama yapıyoruz şu anda. Hocamızla konuşacağız. Hocamızın kararı, teknik alandaki kararı neyse ona göre oyuncuyla yeniden oturup yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acaba bir teklif falan olabilir mi kendisine? Bize ulaşan herhangi bir bilgi yok.
Şu anda yok. Kulübe gelen herhangi bir resmi teklif yok. Belki menajerlerine olabilir, bilemiyorum. Ama şu gerçekleri de şehrin kabul etmesi lazım. Yani bizim gibi şehirlerde bir yabancı oyuncunun gelip, hani İstanbul'la Trabzon, biz çok büyük şehiriz, çok büyük şehir takımıyız. Dünyanın en büyük şehir takımıyız. Kesinlikle öyle. Apayrı konular bunlar. Bu bizim aynen özelimizde. Ama hani yabancı bir oyuncunun hani İstanbul'da olsa, Türkiye'de, başka şehirde olsa fark etmiyor. Hani bir ülkede 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl geçirmesi genelde ender rastlanan durumlar. Yani bu tür gelişmeler olabiliyor ama biz oyuncuyla hocamızın talebi hani kalması yönündeyse, Bakasetas'ın kalması için ne gerekiyorsa yönetim kurulu olarak yaparız. Onu net olarak söyleyeyim. Tony için de aynı şeyler geçerli. Tony benim şahsen çok sevdiğim, inanılmaz profesyonel, inanılmaz özel hayatına dikkat eden, Trabzonspor'a çok önemli değerler katmış, çok büyük futbolcu. Evet. Sayın Abdullah Avcı, ben Tony ile çalışmak istiyorum diyorsa, derse bize, yani daha yeni çünkü bu olaylar. Tabii. Biz Tony'ye getirmek için tekrar gider konuşuruz. Gereken neyse yaparız yani. Bunlar peki ibaret. Şunu da soralım. Çünkü iki farklı transfer dönemi yaşadı aslında yaz, evet, transfer döneminde Trabzonspor. Bir, Bielitsa'nın getirdiği oyuncular, işte yaklaşık 15 oyuncu transferinde, işte Korbelis gibi, Bakic gibi, Tekic gibi, Teklic gibi oyuncular da transfer edildi ki bayağı bir maliyetli, geleceği olan oyuncular diye Trabzon'a transfer ettirdi. Fakat son bölümde işte Nicolas Pepe, Onaccio, Mendy gibi transferler. Bunlar yönetim transferleri mi? Bu üç oyuncu da yoksa hocanın istediği transferler mi? Şimdi şöyle, ben bu dönem başladıktan sonra transfer için şöyle bir yöntem şey yaptık. Benim kendi kurduğum izleme ekibi de var. Evet. Kulübümüzle beraber kurduğumuz. Hocanın kendi izleme ekibi de vardı, eski hocamızın yani. Dolayısıyla hocamızın önerileri, izlemenin önerileri bir araya geldi. Her oyuncu için izleme de okeyse, hoca da okeyse bir teklif yapıldı. Ve bunlar da bir tutanak halinde, her oyuncu transfer için tutanak altına alındı. Atıyorum işte teklif diyeyim. İşte izleme altına imzasını attı, hoca altına imzasını attı, as başkan imzasını attı, Ertuğrul Doğan da imzasını attı. Bundan sonra da transferler gerçekleştirildi. Trabzonspor'un şu andaki kadrosundaki tüm oyuncular için bunların hepsi geçerlidir. Ama son dönemde yapılan transferler için, açık ve net olmak gerekirse, Trabzonspor bir marka değerini korumak zorunda. Evet. Ben hoca kim olursa olsun o marka değerini en başta kollamakla yükümlüyüm. Doğru. Biraz daha taraftarımızın memnun edecek, biraz daha diğer takımlara karşı psikolojik üstünlük getirecek oyuncuların katılması gerektiğini savundum. Ama yine teknik anlamda onaylar alınarak bu. Hani yani ben aldım getirdim anlamında değil ama bunların da olması lazım, bunların da devreye alınması lazım dedim. Peki. Şimdi seyirci soruları da demiştik. Çok soru gelmiş, evet, mesela taraftarlardan. Nicolas Pepe'yi ne zaman izleyeceğiz şeklinde çok soru var. Ne zaman hazır olur? Bu konuda konuşabildiniz mi futbolcuyla, Sayın Avcı'yla? Oyuncuyla da görüşüyoruz ama bugün konuştuk. Zaten Pepe İtmanlar da takımda beraber çalışıyor. Herhalde bu haftayla beraber hocamız da okeyi verdikten sonra süre almaya başlayacak. Yani tabii o tarafı teknik bir karar. Ama tabii şu anda İtmanlar da takımla beraber çalışıyor. Evet. Bu haftadan sonra herhalde veya bu haftayla beraber azar azar, ya hocamızın uygun gördüğü, doktorların uygun gördüğü dakika dahilinde oynamaya başlayacak. Evet. Evet. Pozisyon son durumu. Peki böyle bu transfer döneminde dediğiniz gibi son günlerde çok önemli futbolcular geldi ve performanslarıyla da hepimiz çok şaşırdık, alkışladık kendilerini. Yani Onuachu, Mendy, şimdi Pepe'yi bekliyoruz. Eminiz ki o da büyük bir yıldız yani. Eski günlerine dönerse müthiş oynayacak. Böyle daha almak istediğiniz ve alamadığınız bir oyuncu oldu mu mesela? Hani oldu. Şu oyuncuyu da alsaydık. Oldu. Kim? İsim vermeyeyim, şu an almaya çalışıyorum çünkü. Çok iyi. Devre arasında. Devre arasında almaya çalışıyorum. İsim vermeyeyim. O zaman doğru manşet şu. Yazın almaya çalıştığımız bir yıldızı devre arasında kadroya katmaya çalışıyoruz. Birden de fazla olabilir duruma göre. Birden de fazla. Fazla olabilir. Yani şöyle bir şey var. Dönüşümler kolay olmuyor. Evet. Biz Abdullah Avcı ile ben bu aynı dönemi başka bir öncesinde aynı bu şekilde yaşamıştık. Her hocanın yoğurt yiyişi, işleyişi falan farklı oluyor. Biz bu dönem neyse eksiklerimiz, yani işin hepsini yıl sonunda bırakmak istemiyoruz. Avantajını, zamanını, maddi tarafını yapabildiğim müddetçe, içerideki oyunculardan yollamak istediklerimizden zararsız şekilde çıktığım müddetçe içeriye bunları koymaya başlayacağım. Yani senenin hazırlığına biz
şimdiden başlayacağız transfer anlamında. Peki bu almaya çalıştığınız belli ki önemli bir oyuncu. Hamşik evet. kalitesinde, Hamşik gibi bir oyuncu belli ki. Böyle güzel ipuçlarıyla beraber yavaş geliyoruz. bu olarak... ismi Abdullah Avcı mı önerdi yoksa siz önceden beri bu çalışmayı yürütüyor musunuz? Bugüne kadar Abdullah Hoca ile biz bu dönemde herhangi bir oyuncu hakkında hiç konuşmadık. Sizin ama kimsenin hayır demeyeceği gibi. Bir oyuncu öyle söyleyeyim yani. Yeni bir Hamşik geliyor o zaman evet, öyle diyelim. Hayır demeyeceği bir oyuncu. Peki şeyi söyleyeceğim başkanım, bu sezon biraz tribünlerde seyirci sayısı evet. azaldı. Yani biz de mesela burada programlarda işte maçları anlatırken vesaire baktığımızda böyle bir şaşırıyoruz. Trabzonspor seyircisi kadar tutkulu bir seyirci neden tribünleri yer yer boş bırakıyor ona evet. çok şaşırıyoruz. Şöyle ben son 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 40 yıl Trabzon'da yaşadım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. O tribünlerde doğdum, büyüdüm. Biz de aynısını yapardık. Duygusallık. Maalesef. Bu tamamen Trabzonsporluğunun verdiği duygusallıkla alakalı bir şey. Sahada takımın iyi olduğunu görmek istiyor. Çünkü o sahaya gittiği zaman hırsız futbolu, mücadele olmayan futbolu gördüğümüz zaman biz de hastalanır eve giderdik. Yani o iki gün, üç gün geçmezdi. Dolayısıyla o taraftara ben baktığım zaman niye gelmediğini gayet net şekilde anlıyorum. Taraftarın bana verdiği, yönetime verdiği tepkileri de anlıyorum. Ben de o zaman aynı tepkileri o zamanki yönetimin sona verirdim. Bu bizim gerçeğimiz yani. Bu gerçeği zaten kabul etmeyen birinin bu koltukta bir işi yok. Yani doğru. ben evet. şehrimi bilen biriyim. Şehrimin insanını bilen biriyim. Yani hani desem ki niye bana o tepki veriyorsunuz? Yani bu tepki olacak. Dolayısıyla yani burada başkanlık yapmak çok zor iş. Yani yani zor iş. Yani hani ben dayımlardan da bilirdim. Biz diyor şampiyon olduğumuz maçın bir sonraki günü de biz eleştirirlerdi. Yani şampiyon olmuşsun evet. diyor. Yani hani sabah eleştiriyor adam seni. Yani tamam, bizim şehrimiz böyle. Biz de böyleyiz yani. Hani bizim şehrimiz böyle derken hani ben de farklı biri değilim. Ben de öyleyim. Ben de bunu zamanında yapardım. Dolayısıyla taraftarımızı anlıyorum. Hepsi bizim taraftarımız. Hepsi bizim başımızın üzerinde yeri var. Onların da tek derdi Trabzonspor'un zirvede olması. Anlıyorum. Biz de Trabzonspor zirvede olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Zamanında yaptık da fazlasıyla. Doğrusu yani yaptıklarımız yapacaklarımızın derler yani bir garantisi gibi. İnansınlar bize, güvensinler. Sorunların nerede olduğunu, niye olduğunu biliyoruz. Tabii taraftar işin arka tarafına bakmaz dünyanın hiçbir yerinde. Bu show business yani taraftar. Sahaya o evet. geldi. İşte uçarak gol attı. Hava rövaşı da attı filan. İşte inanılmaz futbolcu. O oldu, bu oldu. Arkada ne olduğuna bakmaz. Biz de bakmazdık dediğim gibi. Problem yok evet. burada. Ama kalıcı başarıların olması için, kalıcı başarının olması için arkanın çok sağlam olması lazım. Yani ticarette olduğu gibi, iş hayatında olduğu gibi, evlilik hayatında olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi bunun temeli sağlam olması lazım. Bir iş. Kesinlikle. Biz şimdi ne yaptık? Şampiyon olduk. Okey. Bir kadro kurduk. Nasıl şampiyon olmamız lazım? Hiç unutmam bir gün işte İstanbul'da devre arası transferi var. Sayın Abdullah Avcı hocamız tabii hepimizin kafasında Trabzon'da şu var. Ya işte yine mi şampiyonluk yani biz tabii inanıyoruz hocamıza, evet. takımımıza ama nereye gidersek gidelim, nereye oturursak oturalım, nerede yolda gezersek gezelim bir Trabzonlu bizi tutuyor. Başkanım işte ne olacak? Takım şampiyon olacak mı? Evet. Yine mi kaybedeceğiz? Başka bir şey mi olacak? Kupamız mı çalınacak? Odur budur. Bir sürü soruyla karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla Trabzonspor yani şampiyon olması için pek çok şey yapması lazım. Yani normal şampiyon da olmuyor yani. Öyle her tarafı kollamak lazım yani. Sağını, solunu, arkanı, doğru, ne oluyor, doğru. ne bitiyor. Öyle değil o iş yani. Hocama tek bir soru sordum. Hocam dedim bu takımın şampiyon olması için ne yapmamız lazım? Dedi ki şampiyon olacağız. Dedim hocam ben garantici adamım. Senden ricam dedim. Kimi alalım? Bizi şampiyon yapsın. Dedi ki o zaman dedi Vizca'yı alalım, evet. şampiyon olalım. Hmm. Sabah gittik Vizca'yı aldık. Yani böyle bir sürü anekdot var. Çok yani. Da katkıda bulundu. Tabii ilk 5-6 hafta özellikle. Galatasaray maçında evet. attığı gol şampiyonluğu da getirdi bana göre. Zaten orada ben şey demedim yani yanındakileri dedim artık dedim şampiyon olduk evet. belli. Yani o pozisyon oradan dönüp o mesafeden oraya vuruyorsa artık ben de o gün dedim. Biz dedim şampiyon olduk. Çok zor bir evet. goldü. İkardi atar ancak öyle evet, yani golü. Ben şampiyon olduğumuz dediğim maç o maçtır. Herkes, bütün Trabzonsporlular evet. aslında içinden geçirdiler artık. Yani evet. oradaki olay farklıydı tabii ki. Ya ben arkadaşlarımıza hayırlı olsun deyip çıktım maçtan.
yönetim kurulu. Yani evet, o kadar o kadar artık ben dedim yani bu artık bu saatten sonra bu iş tamam. Şimdi Sayın Başkan şeye... mevkiyi çok soruyorlar evet. Zeki Uzun Durukan. Yani en azından diyorlar orta ki saha, taraftarlar orta saha. Orta sahaya bir yıldız. Oradan bir ipucu geldi ama net sizin ağzınızdan duymak istiyor zaten taraftarlar. Zaten konuşuluyordu bunlar tabii. Bizim taraftarlarımız sağ olsunlar çok merak ediyorlar. Çok araştırıyorlar sağ olsunlar. Yani dolayısıyla evet. Türkiye'de bir transferi yapmak da çok zor hale geliyor. Tabii. Ama onların duygularını anlıyoruz dediğimiz gibi. Herkes hevesli bir şekilde bu takımı yeniden zirvede görmek istiyor. Saygıyla karşılıyoruz. Ama onlar da beni saygıyla karşılaması lazım. Sebep şu, en uygun maliyetlerle benim bu transferleri yapmam için bunların çok ortaya çıkmaması lazım. Çok konuşulmaması lazım. Çünkü Trabzonspor ne kadar bunlar konuşulursa o transfer o kadar zorlaşıyor. Bravo. Çünkü herkes artık sosyal medyayı takip ediyor. Evet. Rakip takımı yöneticileri de takip ediyor. Menajerleri de takip ediyor. Oyuncu menajerleri de takip ediyor. Burada oluşturulan coşku, işte yok come to Trabzonlar, onlar bunlar gelişti, havada uçacağız, uçacağız, kaçacağız. Bunların hepsi oyuncu menajerleri, oyuncular tarafından takip ediliyor ve pazarlıkta kullanılıyor. Ha bunun önüne geçebilir misin? Geçemezsin. Yani öyle bir niyetimiz yok. Bu teknik olarak mümkün değil. Artık bu sosyal medya işi tüm dünyada burayı bu hale evet. getirdi. Yani buradan bir çıkış yok. Durum evet. buysa bu duruma göre biz takımımızı en fazla nasıl kollayabiliriz onun derdindeyiz. Yani Abdullah Avcı hamlesi gerçekten şehrin bütün dinamiklerini harekete geçirdi ki Alanya Spor'la pazartesi günü Trabzonspor'un maçı. Evet. Bugünden 25 bin biletin satıldığı söyleniyor. Yani Montella'nın milli takıma milli takım üzerindeki dokunuşuna benzer bir dokunuş bekliyor musunuz Abdullah Avcı'dan? Bekliyorum. Evet. Net bir şekilde bekliyorum. Evet. Herkes bekliyor, hocamız da bekliyor. Evet. Ya bunu zaten böyle olması lazım. Abi bu bir süreçtir. Yani bunun geldiğin ilk dakika bunu yapacaksın diye anlamında değil. Ama biz Abdullah Hoca ile beraber o süreci tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz. Evet. Bu yaşadınız süreçtir. Birlik şahit evet. olduğunuz için. Evet, bildik, gördük, yaşadık. Daha önce yaptık bunu. Evet, yaptınız. Allah'ın izniyle neyi yapacağımızı, neyi doğru yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini deneyimleyerek biliyoruz. Hata yani biz Trabzonspor'a yanlış yapmayız. Hatamız tabii ki olacaktır. Yani insanız. Evet. Ama birçok şeyi gördük, yaşadık. Bu süreçte hataları minimuma indireceğimizi düşünüyorum. İşte, her iki tarafta. Kesinlikle. Yani göreve geldiğinizden beri çok sağduyulu, çok beyefendi, diğer kulüplerle de çok ılımlı ilişkiler içinde olan bir başkan profiliniz vardı. Evet. İlk kez Pendik Spor maçından evet. sonra hakemle ilgili. Hak ettiler ama. Çok sert konuştunuz. Ne söyleyeyim? Az söyledim. İlk kez bu kadar sinirli, yok, öfkeli yani gördük sizi. Az söylediğimi düşünüyorum. Ben orada, kimseye insan olarak kırma taraftarı olan bir insan değilim. Evet. Ama Trabzonspor'un çıkarları bir yerde bir şey gerektiriyorsa da orada da bir adım geri atmam. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben federasyon başkanımızın iyi niyetine inanıyorum. Açık söyleyeyim. Evet. Yani tamam çok önemli şeyler yapmaya çalışıyor, değer katmaya çalışıyor. Çok ciddi emek veriyor. Doğru. Ben emekliler için tekrar teşekkür ederim. Yani apayrı konular bunlar. Ama MYK'ya ve altına hakim olduğunu düşünmüyorum. Evet, kurullara. Kurullara hakim olduğunu düşünmüyorum. Ne söylüyorum yani burada ben olan bazı şeylerin mantık dahilinde tanımlanabileceğini, anlatılabileceğini veya yorumlanabileceğini düşünmüyorum. Diğer federasyon yani, başkanları için de bu söyleniyordu. Yani gerçekten söyleyeyim yani ben orada başka bir ağın, başka bir sistemin olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani çok sinirlenmemin ana sebeplerinden bir tanesi Pendik maçında Mendy. Pozisyonda hakem, evet. Biz protokol tribü tam önümüzde oldu tabii pozisyon. Geldi ve ben gözümle gördüm dedi yüzüne vurduğunu. Bizim kulüp anlatıyor. Yani inanılmaz bir şey. İkinci sarı kartta hiç alakası yok. İnanılmaz bir şey. Evet. Hakemin ceza aldığı söyleniyordu bize. Federasyon yetkililerimiz tarafından. Yani ama bir ceza almadığını da gördük. Ne orta hakemin, ne yan hakemin. Pendik'in de hakkı yendi bu arada. Biz doğruyu doğru söylemek zorundayız. Aynen. Yani bir hakemin ceza alması için ne gerekiyor? Doğru %100. Ne gerekiyor ben gerçekten merak ediyorum. Pendik'te bizim attığımız gol top avut. Ya bizden çıktığı için. Evet. Ben şimdi bunu doğruyu söylemeyecek miyim? Her başkan söylemez. Evet. Ya, evet. Önemli yani, konu değil. Yani ben bu eğer, önemli. Yani ben de şey, buna şaşırdım. Yani bu yani doğru neyse o. Yani sadece kendin için doğruyu istersen sadece kendin için adalet istersen... Hep öyle isteniyor zaten. İşte sistem o yüzden değişmiyor bence. Yani biz yanlış anlaşılmasın dediklerim gerçekten. Bakın, 3 İstanbul takımının inanılmaz medya gücüyle, yani yanlış anlaşılmasın tabii burada da hani bir medya kuruluşundayız ama inanılmaz bir medya gücüyle
her şeyin üzerine haklı haksız gittiğini görüyoruz. Herkes sadece benim hakkım diyor. Bana yanlış yapıldı, bana yanlış yapıldı, bana yanlış yapıldı. Anadolu takımlarına yapılan yanlışlar? Doğru. Niye konuşulmuyor? Onların hiç sesi çıkmıyor. Hani adalet istiyoruz ya. Adalet istiyoruz ya. Hani işte konuşuyoruz işte Pendik. Adaleti kendimize istiyoruz. Pendik de İstanbul takımı diyelim yani. İstanbul takımı ama doğruyu söylüyoruz. Doğru. Biraz önce Hatay dedim işte. Hatay bizi hakkıyla yendi. Evet. Yani bunu demek de ben bunu burada yalanını konuşursam yani ne sizin gözünüzde ne ekranlarda seyredenlerin gözünde bu adam şu anda hani doğruyu söylemiyor. Zaten insanlar artık söylüyor. Yani bu kadar iletişimin has safhada olduğu bir zamanda bence artık bunları kimse yemiyor. Yani aklı başında hiçbir taraftarın ben bu konuşmalara inandığını düşünmüyorum. Fanatizm işi bir yere getirebilir ama ben asla doğru olduğuna ve inanıldığına düşünmüyorum. Şimdi inanılmaz bir baskı medya tarafından. İnanılmaz bir şekilde hakemlerin üzerinde bir eleştiri ağı bulunuyor. Şimdi ben bu hakemleri de çok şey yapmak istemiyorum. Özellikle derbi maçlarda 2 veya 3 tane hakem var. Her derbi maçı bunlar yönetiyor. Doğru. Adamın maç sonu yenilen taraf, affedersiniz, içinden geçiyor. Eleştirinin, hakaretin bir sınırı yok. Ya bu adamın, bu hakemimizin, değerli kardeşimizin bir dahaki maçta bunu normal şartlarda yönetme şansı var mı? Yani hepimiz insanız. Yani bundan biri etkilenmiyor diyebilir misin? Evet. Altta MHK var işte konuşuluyor onlar bunlar. Ben yani başkanın da yani hakemleri üzerinde bir etkisi olduğunu açık ve net şekilde düşünmüyorum. Şunu söyleyebilir miyim? Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Galatasaray stadına Beşiktaş'ın 2400 taraftarı gidebilecek. Ha. Trabzonspor'un da Papara Park'ta oynayacağı maçlara Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da gelebilir mi? İl Güvenlik Kurulu onay verirse. Beşiktaş'a Beşiktaş gelmedi. Biz de götürmeyeceğiz. Evet. Fenerbahçe için de yıllardır aynı şey oluyor herhalde. O şekilde evet. Olacakmış gibi duruyor. Galatasaray'a biz geldiğimiz için Galatasaray taraftarını da misafir edeceğiz. Gibi duruyor şu anda. Ya. Ama tabii bunun kalkması lazım. Evet. Yani yavaş yavaş sanki ya kalkacak yani, gibi bir görüntü var. Ya bunu düşünüyorsun tabii yani hani ne olabilir diye yani savaş mı çıkacak mesela ben merak ediyorum gerçekten. Ya bir şekilde bu işlerin çözümlenmesi lazım. Yani bizlerin de söylemlerimize dikkat etmesi lazım. Evet. Özellikle başkanların. Ya yorumlar bunları zamanında biz de yaptık. Hep kendi takımının lehinde konuştuğun zaman bir yerden sonra iş fanatizme dönüyor. Dolayısıyla gencecik insanlar bizim ettiğimiz her laftan etkilenip sağ dışında başka işler yapabiliyor. Kimsenin bu vebale girmemesi lazım. Özellikle önce başkanların, sonra yönetim kurullarının, sonra camiaların, basının, basın mensuplarının bu tip eleştirilere, bu tip konulara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işlerin bu şekilde bir gidişatının da bir yere gideceğini de düşünmüyorum. Ne söyleyeyim? Peki şimdi Sayın Başkan, haftalardır şampiyonluğa oynamayan takımların teknik direktörlerinden bazı açıklamalar var. İşte İlhan Palut'tan, Tolunay Kafkas'tan, Çağdaş Atan'dan. Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadıkları maçlardan sonra makasın çok açıldığını, bu iki kulübün diğer kulüplere göre çok daha büyük yıldızlar aldığını ve arayı açıp şampiyonluk yarışta yalnız kalacaklarını, onlara karşı bir şey yapamadıklarını belirttiler sahada. Siz buna katılıyor musunuz? Bu kadar açıldı mı Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımlar yani arasındaki makas? Bu söylemler biraz da bunların kendi camialarını bağlar. Yani ben Trabzonspor şehri böyle bir kabiliyetin içinde asla olmaz, düşünmez. Bunun için yapılması gereken neyse onu yapar. Kendi içimizde daha farklı operasyonlara gidebiliriz, daha farklı şeyler yapabiliriz. Birçok örneği var bunun. Bizim şampiyon olduğumuz yılda da rakiplerimizin bütçesi bizim iki katımızda. Bir örnek vereyim, notumu almıştım. Bununla alakalı, mesela Leicester City 2005-2016 yılı, İngiltere Premier Ligi, alt ligden geldi. Evet. 25 milyon sterlin, Manchester City 250 milyon sterlin. Doğru. Doğru planlamayı yapmak lazım. Bunu Trabzon için konuşuyorum, diğer camialar beni bağlamaz. Doğru planlamayı yapmak lazım. Doğru teknik kadroyla çalışmak lazım. Teknik kadro ve yönetim ilişkisinin çok iyi olması lazım. Camianın buna inanması lazım. Ve Trabzonspor camiası için en büyük güç olan Trabzonspor taraftarının durum ve konu ne olursa olsun takımının yanında olması lazım. Benim yanında değil, takımının yanında olması lazım. Trabzonspor takımı, Trabzonspor camiası
pardon Trabzonspor taraftarı ve Trabzonspor camiası Trabzonspor futbol takımına sahip çıktığı müddetçe Trabzonspor her zaman zirveye yarışır. Daha 2 yıl önce bunun en güzel örneğini gördük. Doğru. Hocamızın dediği gibi beraber hücum beraber defans yaptı o taraftar. Her maçı çevirdi ve çok açık ara güle oynaya eğlene eğlene bir şampiyonluk yaşandı. 2 yıl 3 yıl yani konuştuğumuz seneler. Yani 10 yılı konuşmuyoruz. Dolayısıyla neyin doğru yapılması gerektiğini gördük. Neyin doğru yani planlaması gerektiğini de gördük. Ama biz de her zaman söylüyorum yani şampiyonluktan sonraki süreci yönetim olarak biz de benim de içinde bulunduğum yönetim dahil olmak üzere doğru yönetemediği için hocamızın da belirttiği gibi kendisinin de bazı eksikleri veya hataları onların da olabilir. Bizim olduğu gibi onların da olabilir. Evet. Dolayısıyla bunlar birleşti. Kötü bir sezon geçirdik. Ama hem Abdullah Hoca hem ben yönetim kurulum neyi doğru yapacağını, nasıl planlayacağını, nasıl yapacağını biliyor. Biz bunları deneyimledik. Yani taraftarımız dolayısıyla hocasına, en başta hocasına ve takımına sahip çıkması lazım. Tabii ki yeni bir hocamız geldi, daha ilk haftayı oynayacağız. Eksikler olabilir, gedikler olabilir, başlı konular olabilir. Ama Trabzonspor taraftarı takımının yanında durduğu müddetçe, çünkü bizim en büyük gücümüz o. En büyük gücümüz o. Her zaman söylüyorum, dün bir toplantıya katılmıştım. Yeri gelmişken şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir şey düşünün. 38 yıl üzerine gelen kupa sevinci. Arada 2-3 tane çok büyük skandal. Kupaların anlamaması filan vesaire başka konular vesaire onlara girmeyelim. Tüm bunlara rağmen çocuklarını, kendi ailesini, her şeyini Trabzonspor sevdasıyla büyüten bir nesil artarak gidiyor. Yani takımın performansı böyle gidiyor, şehrin performansı böyle gidiyor taraftarın. İnanılmaz bir inançla gidiyor bir de. Evet. Yani bu dediğim gibi biz dünyanın en büyük şehir takımı izlerken bu yüzden söylüyorum. Ya buna benzer bir sevda dünya üzerinde yok. Şu tespitte Z kuşağı günümüzde futboldan uzaklaşan bir Z kuşağı var ama Trabzonlu doğup Trabzonlu aileden gelen Z kuşağı çok sahip çıkıyor takımına. Hatta geçenlerde üniversiteli bir genç benimle fotoğraf çektirirken şunu söyledi. Trabzonluyum. Trabzonsporluyum. Ben Trabzonspor'u şampiyon olduğu için, şampiyon olsun diye sevmiyorum. O şehirde büyüdüm. Bunun için seviyorum. Ben hani çok evet. Farklı yani Trabzonspor sevgisi taraftarın gözünde orada yani, doğan. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü nasıl o Z kuşağı büyüyor o sevinçle? Annesi, babası onu öyle büyütüyor. Evet. Yani bu baskıyı çocuğun üzerinde kuruyor. Bunu daha iyi nasıl anladınız? Ben dediğim gibi 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman yani o İstanbul'da büyüyüp Trabzonsporlu olanların çok büyük iş. Evet, kolay değil. Çok büyük iş. Dediniz ya 38 yıl. Tabii. Yani bir ara şampiyonluk var. Sevinci var. Yani çok büyük iş. Gerçekten çok büyük iş. Çok saygıyla karşılanması gereken bir iş. Dün işte yine bir sağ olsun taraftarlarımızı davet ettiler. Orada da görüyoruz her gittiğimiz yerde. İnanılmaz bir Trabzon sevdası var. İnanılmaz bir Trabzon sevgisi var. Bizim sorumluluğumuz gerçekten çok büyük. Yani gerçekten çok büyük. Yani bir yandan mali konular sıkıntılı, bir yandan takım işte yeterli performans sergilemiyor. Ama tüm bunlara rağmen başarılı olmak durumundayız. Çünkü hayatını Trabzon'la yaşayan bir taraftar grubuyla beraberiz. Buna ben de dahil. Yani bir mağlubiyetten sonra 3 gün kendine gelemiyorsun. Evime gittiğim zaman çoluğum çocuğum bile bana evde şey yapıyor. Yani niye oldu ya böyle. Yani, tabii yani hani maçta yazmaya başlıyorlar. Hanımım da yazıyor, çocuklarım da yazıyor. Böyle biz böyle hayatı böyle. Herkesin ailesi böyle. Bana özel bir durum değil. Yani biz bu duyguyu böyle yaşıyoruz. Tabii orada yani, ninelerimiz, yaşlı teyzelerimizin bile mesela ben Sayın Başkan evet. Hani biraz da şöyle bir rahatlayalım. Bir enteresan bir şey anlatayım. Eski bir Trabzonsporlu futbolcu adını vermeyeyim. Ankara Gücü deplasmanından geldik diyor. Yürüyorum yolda. İki tane teyzemiz yaklaştı. Evladım sen dün niye oynamadın? Niye oynatmadılar seni? Ben ilk 11'deydim. Görmediniz mi? Yok biz seni sahada göremedik de o yüzden sorduk demişler. Ya böyle enteresan şeyler yaşıyor musunuz ligde? Ya bizim yani maçlardan sonra böyle. Yani her anımızda bunlar var bizim tabii. Yani çünkü yani bize her yer Trabzon lafı gerçekten çok şey bir laf. Doğru. Arkası dolu bir laf. Nereye gidersen git. Ne yaparsan yap. Her yerde bir Trabzonlu'nun olduğu bir hayatımız var. Ve o Trabzonlu'nun hayatı fanatizm üzerine, Trabzonspor üzerine kurulu. Yani o var, bir de o tarafı da var. Dolayısıyla demin dediğim gibi bu bizim en büyük enerjimiz.
Ben hep söylüyorum. Şahsım veya yönetim kurulu adına bir şey talep etmiyorum. Ben Trabzonspor hocasına ve taraftar, işte Trabzon hocasına ve takımına Trabzonspor taraftarının sahip çıkmasını talep ediyorum. Yani bu şeyin değişmesi lazım. Tabii ki biz duygusalız. O halde farklı bakıyoruz. Farklı tepkiler verebiliyoruz. Doğrudur. Bu böyle de devam edecekti ama bunu biraz minimize edelim. Yani ne kadar çok biz bu takıma sahip çıkarsak, ne kadar değer verirsek bu takım o kadar başarılı olacak. Yani bizim en önemli gücümüz kendi duygumuz. Çünkü zaten farklı şeylerle mücadele ediyorsun. Dediğim gibi Türkiye'de şampiyon olmak demek pek çok farklı şeyi doğru yapmak demek. Yani Türkiye'de şampiyon olmak demek İngiltere'de şampiyon olmak gibi değil. Doğru. Veya Almanya'da şampiyon olmak gibi değil. Bir Danimarka'da falan gibi hiç değil. İsviçre, onlar zaten saymıyorum. Onlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Bizde şampiyon olmak çok farklı bir iş. O her farklı dengeyi Trabzonspor Yönetim Kurulu sağlayamaz. Ya bunu sağlıyorum diyen adam palavra sıkıyordur. Benim de palavraleşim olmaz. Dolayısıyla herkes sahip çıkacak. Ben mesajımı alan alıyordur benden gayet bir şekilde söylüyorum. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. Eski başkanların da sahip çıkması gerekiyor. Eski yöneticilerinde, iş adamlarında, başka abilerinde hepsinin sahip çıkması gerekiyor. Taraftarın başta sahip çıkması gerekiyor. Yani bunu ancak böyle yürütebiliriz. Düşün, karşında kocaman bir medya rakiplerine çalışıyor. Olduğu gibi. Doğruyu konuşmak lazım. Başka işler dönüyor. Her türlü konu var. İşte hakemler onlardan daha çok etkileniyor. Başka sonuçlar alınıyor. Trabzonspor yine bunlardan en az seviyede etkilenenlerden bir tanesi diyelim yani. Anadolu takımları hepten yıkılıyor. Ya Anadolu kulüp başkanları da görüşüyoruz. Yani orada fazla ses çıkmadığı için fazla gündem olmuyor belki. Yani ama inanılmaz işler de dönüyor. Yani tabii. İnanılmaz hakem hataları var. Yani bakıyorsun bazı şeye, yani hakem hatası diyorsun. Tamam, okey. İnsandır, hata yapabilir. Tabii. Var denen de bir sistem var. Ya nasıl oluyor? Adam gözüyle baktığını görmüyor. Ya o zaman gel de şimdi durumu açıkla. Gözüyle bakıyorsun ve görmüyorsun. Ne diyorsun mesela yani, anlamıyorum yani. Görmüyor mu acaba? Görmezden mi geliyor? Ya ben net konuşayım, isteyerek vermiyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Net söylüyorum, isteyerek vermiyor. Daha açık söylenmez herhalde. Adana Demirspor maçı, Vizca'nın pozisyonu. Evet. Biri bana açıklayamaz. Bu pozisyon İstanbul'da, herhangi bir İstanbul takımının İtme sahasında pozisyon. Olsa kesinlikle. Bunu vermeyecek hiçbir hakem yok. Adana Demirspor, yine yanlış anlaşılmasın, Adana Demirspor güzel top oynadı, bizi yendi. Aslanlar gibi oynadılar, evet. Sağ olsun yönetim kurulu başkanları da bizi çok güzel misafir etti. Biz de onları Trabzon'dan şekilde misafir edeceğiz. Her şey çok güzel. İki takımın da bir sıkıntısı yok. Herkes dost, kardeş, arkadaş. Sen niye çalmıyorsun arkadaşım? Yani niye çalmıyorsun? Görüyorsun, vardaki de görüyor. Ha, orta hakem kaçırdı diyelim. Evet. Kaçırmaması lazım. Pozisyon çok açık. Kendisi de yanda. Tabii. Ama diyelim kaçırdı. Diyelim kaçırdı. E var. Penaltı pozisyonu neredesin? O zaman bir art niyet mi var? Var. İtme var sonuçta. Vizca'nın dürüstlüğü pahalıya mal oldu. Aşırı dürüst başka olduğu takımın için. Taraftarı gibi 5 takla atması lazım. Evet. Sistem o demek. Demek herhalde 3 takla atana sarı kart, 5 taklaya kırmızı penaltı. Öyleyse onu da söylesinler, açıklama yapsınlar. Desinler ki 5 dakikadan aşağı vermiyoruz. 10 takla atan da var, çıktı biliyorsun. Yani evet. Her türlü oluyor yani bu işler. Demek ki öyle bir sistem var yani. O da anlatılabilir bu arada yani. Hani şey değil. Ben ne kadar federasyon, söylüyorum tekrar, federasyon başkanının ben iyi niyetinden %100 eminim. Çalışkanlığından %100 eminim. %100. Ama alt tarafa yeteri kadar hakim olunamadığını, MHK başkanının da kendi içine hakim olmadığını düşünüyorum. Net bir şekilde açık açık ifade ediyorum. Yani o yüzden mi hep MHK başkanları değişiyor, futbol federasyonu başkanları değişiyor ama hakemlerin performansları değişmiyor. Aynen. Bence burada, ya şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Yani sonuçta bizim federasyonumuza baktığımız zaman, tabii federasyon başkanımız iyi bir iş adamı. Evet. Saygı duyuyorum ama futbolun içinden gelen biri değil. Dolayısıyla burayı gerçekten özümlemesi, olayların ne olduğunu bir futbolcu veya yani futbol adamı görüşüyle görmesi teknik olarak mümkün değil. Bu mümkün mü? Evet. Yani ben şimdi enerji iş yapıyorum. Mühendis gibi anlayabilir miyim işten? Anlayamam. Gidip mühendis akıl vermem. Evet. Ne yapıyorum şirketimde? Denetçilerim var. Kendi mühendislerimle alakalı raporları gelip bana raporluyorlar yani benim anlayacağım şekilde. Burada da belki buna benzer bir sistem kurulabilir. Yani federasyon başkanı belki burayı yani akıl vermek gibi olmasın. Ama başka şekilde denetleyebileceği, oradaki tüm organizasyonu görebileceği, anlayabileceği bir sistem kurması gerekiyor. Örnek, Pendik maçından sonra ben federasyon yetkilileriyle görüştüğüm zaman, isim vermeyelim şimdi ama hani gerekirse de veririz.
hakemin ceza aldığı söylendi. Bu hakemin cezasına ne oldu? Unutulmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Unutulmuştur. Ya bunu biri, ya onu düşünmek istemiyorum da yani hiç bir şey yoktur. Ya bunu biri oynuyor. Veya bu sistemi değiştirebilen biri bir yetkisi var. Ertelendi mi acaba? Ertelenmez. Ceza alacaksa ceza, o zaman alması yani, gerekir. Veya bunu değiştirebilen biri var. Başka bir şey var yani, bu böyle bir şey yok yani, veya mutlaka. Yani federasyon yani yetkilileri bize yalan konuşmayacağına göre. Evet. Ben de kulüp başkanıyım yani, bize kalkıp bu yalanı söylemeyeceklerine göre. Demek ki bir şey var. O zaman benim aklıma şu geliyor. Sen iyi niyetlisin. İşini de gayet istekli ve iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Çok önemli sponsorluklara imza atıyorsun. Güzel işler. Herkes de takdir ediyor. Emeğini çok ciddi şekilde veriyor. Ona da okey. Ama bununla bitmiyor. Bununla bitmiyor. Yani buraya hakim olması lazım. Sizi destekleyen, iki gün önce biz Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'u bu stüdyoda ağırladık. Bunun şöyle bir iddiası oldu. Bir önceki MHK Başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe maçıyla ilgili, Mert Hakan'ın pozisyonuyla ilgili. Orada çok yangın yapmıştı Fenerbahçe kulübü haklı olarak. Hani bu oyuncunun burasına gelen topta güzel bir gol atmıştı. Golü iptal etmişti hakem. VAR odasına gidip MHK Başkanı Lale Orta'nın farklı bir görüntüyü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ali Koç'a telefonuna gönderdiğiyle ilgili iddiada bulundu. Yani böyle baktığında çok vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Yani hakem MHK Başkanı bunu yapıyorsa hakemler sahada neler yapabilir? Yani iş oraya doğru gidiyor. Bunun da yıllardır çözümü bulunamıyor. İşte koltuktaki gidiyor. Yani kulüpler birliğinde bunları konuşuyor musunuz? Tabii ki konuşuluyor yani. Tüm kulüplerin zaten bu işten şikayetçi olmayan kulüp yokmuş gibi ama tabii farklı bir çizgiye gelmek lazım belki. Hani yani kendi sıkıntılarımızdan çok Türk futbolu anlamında yani olayın bütününe bakarak bir çözüm gerektirmemiz gerekiyor. Çünkü belli baskılarla bir şeyi haftalık değiştirebiliyorsun gibi Türk futbolunda. Evet. Yani açık konuşalım yani hani, ama yani başka bir şey konuşmak lazım. Belki federasyon başkanını da rahatlatacak şekilde onun yanında olmak lazım. Belki olaylar o zaman bilmediğim için konuşuyorum. Yani böyle bir şeyim yok ama belki olaylara daha farklı yürüyecek. Belki daha sert, daha farklı tedbirler alacak. Yani ben MHK başkanımızla hani çok şeyim yok. Öyle bir ilişki anlamında değil ama dışarıdan gözlemimle söylersek. Yani oraya daha sert. Yani bu arada işini iyi yapıyordur. Yani bir saygısızlık anlamında bunu söylemiyorum. Eminim ki. Ahmet İbanoğlu. Tabii demek ki. Evet. Yani işini yapmaya çalışıyordur. Evet. Eminim yani dürüstlüğüne, doğruluğuna, o konularla alakalı asla bir şey söylemiyorum. Ama ben Türk futbolunda federasyonun yapısını ve alt taraflarının yapısını gördüğüm ve yıllardır bildiğim için daha sert, daha dediğini yaptıracak, daha eyvallah olmayan, daha yeri geldiği zaman kaba tabirle bir kafayı ezebilecek birinin olması gerektiğini düşünüyorum. Veya arada bunları çok iyi denetleyecek, onların hepsini etkileyebilecek gerçekten dürüst, temiz bir denetçi gibi veya ismini farklı bir şey koyabilirsin bunu yani. Ama yönetim kurulundaki arkadaşları ben çoğunu tanıyorum. Hepsi futbolu tabii ki bizim gibi, yani ben de sonuçta konuşabilirim, o da konuşabilir. Ama futbolun içinden gelen insanlar değil yani, bir iki kişi hariç. Yani burada böyle bir eksiklik var. Avrupa'da böyle bir sistem yok. Yani birçok işte ülkenin başındaki işte federasyon başkanlarını biliyorsunuz. Yani öyle değil. Ama burada bu sistem yıllardır düzelemediğine göre artık farklı bir problem olduğunu ve sıkıntı olduğunu kabul etmek gerekiyor. O programda Erden Timur şu çağrıyı da yaptı. Türk futbolunda artık bir temiz eller operasyonu düzenlensin dedi. Gazetecisinden kulüp başkanına kadar, hakemine kadar bütün herkesin dinlensin, kayıtları incelensin, bilgisayarları incelensin. Siz bunu destekliyor musunuz? Yani şimdi bunu en çok ben isterim. Şimdi herkes diyor ki işte Türk futbolunda o var, bu var işte. Ya Trabzonspor 38 yılda bir defa şampiyon olmuş. Evet. Şampiyonluğu da kaç defa şeyinden alınmış. Yani başında. Bir sistem varsa o sistem bana çalışmıyor. O sistem onlara çalışıyor. Şampiyon olmadığım yerde sistem nasıl bana çalışıyor? Ben aldığım şampiyonluk kupasını alamamışım. Hangi sistem? Sistem onların sistemi. Kurmuşlar bir sistem. Sarılar, sağırlar, birbirini ağırlar. O hesaba gidiyoruz. Böyle bir şey yok. Gerçekten niyetleri iyiyse herkes çıkar, bu sistemle kolayca kurulur. Giderler federasyon başkanına konuşturur. O olur, bu olur. Yani böyle bir konu yok. Burada en büyük mağdur benim. Evet. Hatta örnek olarak şunu yıllarca verdiniz.
Başakşehir'le pandemi döneminde oynanan maçta Şikertel Bakayeme pozisyonuydu. Yani dünyanın böyle bir penaltıyı, hakem önündeki penaltıyı vermedi. Yani çok canlı yayındayız tabii. Çok şey, bir şey demek istemiyorum ama gerçekten insan bazen hani Pendik maçından sonra olduğu gibi tabii fazla şey yapmamak lazım ama öyle şeyler oldu ki. Yani düşünün, sizler bu işin içerisindesiniz. Bu Trabzonspor'un başına gelenlerin gerçekten bir hesabı yok. Biz dediğimiz gibi yani biz bunları göre göre büyüyen bir nesiliz ama. Yani benim hayatım, neslim, küçüklüğümüz bu yani gördüğümüz olayları, bu travmaları yaşayarak geçti. Dolayısıyla biz artık işimizi çiftlik iş yapıyoruz. Her şeyimi sağlamamak durumundayım ben. Her tarafı kolluyorum. Her gece de söylüyorum. Kollamak zorundasınız. Kollamak zorundayım ben. Yıllar önce bir kulüp başkanı bir taşla Trabzonspor'un elinden şampiyonluğu aldım diye röportaj vermişti. Ve bu onura edilen bir davranış oldu biliyorsunuz yani Türkiye'de. Hani kimse de demedi ki nasıl öyle bir şey dersin veya bu nasıl oldu demedi yani. Yani basın bunların hepsini bu şekilde kullanıyor. Yani bu doğruları da görmek lazım. Biz cami olarak bu doğruların farkındayız. Şampiyon olduğumuz dönemde de ben söyledim. Dedim ki biz Türkiye'de nelerin olabileceğini biliyoruz. Her yerde hakkımızı koruyacağız. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Sahaya çıkan herkes çıksın, topunu oynasın, bizi yensin veya yenilsin. Önemli değil. Ben herkesin taklit ediyoruz. İşte burada da konuştuk. Sağ olsunlar işte bizi yenen takımlar da olacak. Yenilen takımlar da olacak. Öyle bir konumuz yok. Trabzonspor diyor ki bu işlerin en büyük dayağını yiyen takımlardan biri olarak konuşuyorum kaba tabirle. 40 yıldır kaç defa şampiyonluğu elinden alınmış bir takımın başkanı olarak konuşuyorum. Bizim neslimiz artık Türkiye'de başına ne gelebileceğini biliyor benim yaş grubum. Benden büyükler de biliyor ama biz de idmanla büyüdük yani. Dolayısıyla biz nerede ne mücadele vermemiz gerektiğini de biliyoruz. Kimlerin ne yaptığını da bu şey oluyor böyle hani açıklayacağım falan diye. Açıklanacak mı açıklanacak bir durum yok. Yani hani herkes zaten üstte, üç aşağı, üç yukarı neler olabileceğini, sahada nelerin olduğunu görüyor yani. Bu çok açıklanacak da falan bir durum değil. Şimdi herhangi biri bana Adana Demirspor maçında Vizcan'ın arkadan gelip o itiliş şekliyle olan durumu açıklayamaz. Evet. Yani siz açıklayabilir mi? Kör müsün derler adamı o zaman yani. Niye açıklıyorsun yani? Nasıl oluyor bu iş? Veya Pendik maçında hakem koşarak geliyor. Protokol tribünde herkes yani öyle sahaya doğru koştuğu için yedek kulübesi o filan. Ben diyor gözümle gördüm. Ben gördüm diyor. Ben attım. Vurdu diyor. Yüzüne vurdu. İşaret elini de gösteriyor. Yüzüne vurdu diyor. Destek attı yüzüne. Ya inanılmaz bir şey. Hakem diyor ki ben yalan konuşuyorum. Ya hakem sahada el işaretleriyle yalan konuştuğunu söylüyor. Görüntüler ortada. Hakem yalan konuşuyor. Peki Sayın Federasyon Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na soruyorum ben. Bu hakem ceza almıştı. Bu hakemin cezasını beni arayıp konuştunuz. Ben sizi aradım. Sağ olun. Beni dinlediniz. Ve bana anlattınız. Bu hakemler ceza aldı diye. Bu hakemin cezasına ne oldu? Kendilerinden rica ediyorum. Büyük olay. Bize lütfen bunu açıklasınlar. Sizin aracılığınızla buradan da sormuş olalım. Belki bir cevap gelecektir. Şimdi Sayın Başkanım bir de şu tartışma var son günlerde, belki de son haftalarda. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye de sordular. Biz playoff'u kabul ederiz, hatta bu sezon bile gelse isteriz demişti. Acaba sizin ve Trabzonspor Kulübü'nün playoff sistemine bakış açısı nasıl? Ya için doğrusunda hiç kendi aramızda bunun değerlendirmesini yapmadık. Yani çünkü bunlar dönem dönem konuşuluyor. Federasyon bize bir bu konuyla alakalı bir görüş talebinde bulundu. Biz de yani konunun bir netlik kazanması halinde, sistemin belirlenmesi halinde görüşümüzü belirteceğimizi belirttik. Ama hani detaylı bir bilgi olmadığı için hani şimdi buradan ben ne desem size farklı anlaşılır. Şimdi bu sene diyelim ki playoff olsun desek, ben desem ki bu sene de olması lazım. Şimdi iki kulübün başkanı diyecek ki biz çok önde gidiyoruz, tabii, niye playoff olsun? Tabii. Yani hayatında gerçekleri bunlar. Haklılar da bu arada. Tabii. Bu şekilde bakarsın haklılar da. Dolayısıyla bu tip sistemlerin ben yani sezon başlamadan belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bravo. Bence seneye eğer bu varsa devre arası olmadan takımlara evet seneye biz playoff oynayacağız demeleri gerekiyor. Bu yabancı kuralında da aynısı ama bizde tabii farklı işliyor sistem. Çıkabilir mi? Bakarsın çıkar haftaya yani. O da çıkabilir. Seneye naklen yayın ihalesi olduğu için yayıncı kuruluş çok daha fazla derbi oynansın. Çok da işine gelir. Evet, yani onun etkisiyle diyelim önümüzdeki sezon için geldiler size sordular. Bu sezon zaten oyun başladı. Olmaz da. Evet. Önümüzdeki sezon için ne dersiniz? Sıfırdan başlayacak bir lig için.
Şahsi görüşüm, yönetim kuruluyla bunu tabii konuşmadım kendi aramızda arkadaşlarımızla ama bence olabilir. Yani bir karşı çıkacağım bir durum gözükmüyor. Ama olabilir diyorsunuz. Playoff çıkarsa kesin Trabzonspor sezonu lider bitirmiş demektir yani. Yani şans yani, olarak böyle bir şey gerçekleşiyor. Tabii burada muhabbet. Gelir bölümü de önemli, evet. Değil mi? Yani görmek sonuçta lazım. Kulüplere evet, daha çok iki kulüpten şu anda net açıklama gelmiş oldu. Evet. Zeyn Ahmet Nurçebi olabilir dedi, siz olabilir evet, dediniz. Ama tabii görmek lazım yani bunların kulübe katkısı ne? Şimdi tabii ki bunun ana yapılma sebebi naklen yayınla alakalı gelirin arttırılmaya çalışılması. Evet. Saygıyla karşılıyorum bunu da. Doğrusu da budur. Yapılması lazım bu tip işlemlerin. Ama ne kadar gelir artacak? Tabii. Yani gelir artacak da hani ne kadar evet. Gelir artacak? Tabii orası da önemli. Yani 1 milyon euro gelirim artacaksa oynanmasın o zaman. Gelir dediniz de sponsorluk anlamında Trabzonspor altın evet. Çağını yaşatıyorsunuz. Hiç kimsenin beklemediği çok büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza evet. Attınız. Bundan sonra da yeni sponsorluk anlaşmaları olabilir mi? Var, çalışıyoruz üzerinde. Şöyle 70 milyon euroya geçtik şu anda. Müthiş. 6 ay içerisinde. 70 milyon euroya geçtik. Şöyle tabii Türk futbolunun genelinde çok ciddi bir ekonomik problem var. Evet. Artık benim için değil, diğer kulüpler için de yani Galatasaray, Beşiktaş, Fener için de bu işlerin içerisinden çıkmak gerçekten çok zor. Naklen gelir yayınları yani biz ilk geldiğimizde yani %10'larına falan düştü artık neredeyse yani. Hani 1,5 milyon eurolardan evet. 100 milyon eurolara falan geldi neredeyse artık. Dolayısıyla bu şekilde gitmeyeceği net. Biz kendi içimiz, tabii başkalarının durumu bizi ilgilendirmez. Rakiplerimiz çok ciddi transferler de yapıyorlar. Hepsini saygıyla karşılıyoruz. Evet. Bizlik bir durum değil. Biz Trabzonspor olarak bu dönüşümü sağlamak durumundayız. Yani deminden beri bahsediyorum işte Trabzonspor şehri her zaman yarışmayı, zirvede olmayı, başarıyı hak ediyor. Bizim insanımızın yapısı, hırsı, iş hayatında olduğu gibi burada da başarıya odaklı yapısından kaynaklı. Biz her zaman Trabzonspor'un bir zirve yürüyüşünde olmasını sağlamak durumundayız. Evet. Ama bunlar da böyle zirve yürüyüşünde olmak istiyorum falan demeli olan işler değil tabii yani. İşte biz de dönemimizde bu tip hatalar yaptık işte. Harcamanı fazla yaparsan, arkayı dolduramazsan sonra maaşlarını ödeyemezsin işte. Takım patlar gider, sonuçlar buraya gelir. Evet. Dolayısıyla bunları yaşamış bir adam olarak bu saatten sonra çok dikkatli olmak durumundayım. Ama tabii doğruları yapmak da bizim gibi camialarda çok zor. Gerçekten çok zor. Yani biz ilk geldiğimizde çürütmüyorum. Başka bir firmayla, bir Türk firmayla yani yeni yaptığımızda Türk firması ama evet. Başka bir Türk firmayla sponsorluk görüşmesi yapıyorduk. Tabii seçim öncesi ve sonrasındaki TL'nin değer kaybı yani hemen hemen yarı yarıya değer kaybından kaynaklı. Bizim alacağımız TL paranın karşılığı bir anda euro olarak 15 milyon eurolara falan yani euro olarak vurduğumuz zaman düşmüştü. Tabii üzerimizde ilk geldiğimiz zaman inanılmaz bir baskı vardı. Sponsorluk nerede? Evet. Sağ sponsorluğu nerede? Yani yıllardır değil mi birkaç yıldır boş olan stat sponsorluğu bir anda camianın en önemli gündemi oldu. Çok haklı bir hareket. Camia tabii ki yönetimlerini takip etmesi lazım. Onları doğru eleştirilerle doğruya yalnız yönlendirmesi evet. Lazım. Ben o zaman hani baskılara açık konuşayım. Çok açık konuşayım. Baskılara boyun eğseydim Trabzonspor 40 milyon euro değil 15 milyon euroluk bir sponsorluk yapacaktı. Diğer biz İstanbul takımları gibi malımız mülkümüz çok olmadığı için de o statla alakalı gelirimizi elden gidecekti ve en büyük gelir kalemimiz olacaktık. Evet. Bakın 25 milyon euro farktan bahsediyorum. Müthiş. Burada tabii teşekkür edeyim tekrar. Yani o dönemde biraz sıkıntılı dönem geçti bizim açımızdan. Başta yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar hepsi inanılmaz destek oldu. Evet. Yani başkanlarının yanında bunu şey olarak söylemiyorum. Başkanlarının yanında olduklarını ve başkanlarına sahip çıktıklarını bana çok net hissettirdiler. Önce yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim burada. Sonra Sayın Divan Başkanımız Ali Bey gerçekten her zaman her şekilde yanımızda oldu, sahip çıktı. Yani doğru yapmalısını her zaman yönlendirdi. Yine denetleme kurulu başkanımız Mahmut Bey sağ olsun o da aynı şekilde yani hep doğruya yönlendirdi. Evet. Yani bizi hatadan uzaklaştırmaya çalıştı, destek oldular. O dönem çok önemliydi. Dolayısıyla biz de doğruları üzerine koya koya yapmaya devam ettik. Tabii yeri gelmişken burada Ahmet kardeşimiz Papara'nın sahibi
Tekrar teşekkür ederim. Yine Turan Bey, yine önemli sponsorlarımızdan. Ona da çok teşekkür ederim. Çok önemli işler yaptılar bizim açımızdan. Trabzonspor camiası için çok önemli oldu o dönem. Sağ olsunlar. Durum öyle. Bir de Kartal projesi vardı. Yani borçların evet. büyük kısmını kapatabileceğiniz yıllardır söylenip ama bir türlü hayata geçirilemem proje. Ne durumda acaba Kartal, Kartal projesi? Kartal projesiyle alakalı başvurumuzu geçen hafta itibariyle verdik. Bu projenin durumu budur. Yani anlatılıyor bir Kartal ama evet. ortada bir şey yok. Yani Kartal'la alakalı bazı şeylerin gelişmesi ve bir yere gelmesi için bir işte kurumlarla yazışmalarımız 3,5-4 ay, 5 ay yakın sürdü. Araya bir de seçim girdi evet. işin doğrusunda. Ama sağ olsun özellikle bir konuyu aydınlatmak istiyorum. Stat'la alakalı da bu Gençlik Spor Bakanlığı'na alakalı bir konumuz olmuştu. Hani Gençlik Spor evet. Bakanlığı bir istiyor falan diye. Sayın Spor Bakanımız sağ olsun. Futbolun içinden gelen biri zaten. Evet. Kendisiyle görüştük. Çok ciddi destek verdi bize. Bizi dinledi, anlayışla karşıladı. Bize elinden gelmek, yani elinden geldiği kadar şu anda yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü bizim bir de stadın kiralanması konusu var aynı zamanda. Yani doğru. Trabzonspor stadı hala Trabzonspor'a ait değil. Onunla alakalı da çok ciddi destek veriyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyoruz zaten her zaman özellikle futbolun için yaptıkları ortada. Ondan da çok ciddi destek görüyoruz. Yani bu işlerin hallolması anlamında sonuçta evet. Trabzonspor stadı Trabzonspor'a ait olması lazım. Doğru. Yine diğer tüm kulüplerimiz yaptığı gibi Trabzonspor'da eğer gelir getirici bir proje getiriyorsa onlar da bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla onunla alakalı başvurularımızı yaptık. Cevaplarımızı göreceğiz. Ama hani Kartal'la beraber inşallah. Ama dediğin gibi bu çok Kartal projesi böyle hani bugün yarın olacak bir iş gibi evet. anlatılıyor. Öyle bir iş değil. Hani sanki daha önce bir şey varmış gibi de anlatıldı. Öyle bir konu da yoktu. Evet. Dediğim gibi 4,5-5 aylık bir süreçte yazışmalar yeni bitti. Başvurularımızı yaptık. Önümüzdeki süreci göreceğiz ve beraber yaşayacağız. Bir sonuç olduğu zaman da camiamızı bilgilendireceğiz. Ama onun dışında da başka arazi ve yerler içinde Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı çalışmalar var. Başka sponsorluklar için de var. Başka gayrimenkul projeler için de var. Trabzon'da da var, başka illerde de var. Bunlarla alakalı başvurularımızı da hepsini yaptık. Detaylı açıklamalarını sonuçlar geldikçe kamuoyuyla ve KAP'la paylaşacağız. Peki şimdi saha içine değinersek Sayın Başkan, Uğurcan'ın milli takımdaki performansı herhalde sizi de çok sevindirmiştir. Montella ile birlikte müthiş bir performans. İki maçta da gol yemedi. Trabzonspor'un kaptanı. Evet. Şimdi yazın bir video hatırlıyorum. Formasını imza alıyor. Trabzonspor'un mağazasından alabilirsiniz diyor. Orada bir mesaj var. Sadece sanki taraftara değil başka takımlara da. Trabzonspor'a Uğurcan'la ilgili teklifler geliyor mu yurt içinden, yurt dışından? Yurt içine satmam dediniz bir kere. Ona Trabzonspor'un kaptanı alacak bir takım yok dediniz. Evet. Ama dışarıdan teklifler geliyor mu acaba? Şimdi şöyle. Uğurcan bir defa... Tam bir Trabzon sevdalısı, Trabzonlu, evet. Trabzonsporlu, çocukluğundan beri, çocukları Trabzonsporlu, işte o bu filan bizim gibi yani Uğurcan. Yani zaten Uğurcan'la biz şunu konuştuk sadece, dedik ki güzel kardeşim sen Trabzonspor'dan Avrupa'ya gitmeni, biz Avrupa'da büyük bir kulüpte Trabzonspor'u temsil etmeni canı gönülden isteriz. Onun dışında bize gelme. Başka bir konu yok yani. O da Uğurcan da kendisine yakışan bir takım olduğu zaman bize gelecektir. Ben de o zaman kendisine söz verdim, ona yardımcı olacağımıza dair. Bu. Yani bundan sonra o tür haberlere itibar etmeyelim diyorsunuz. Yani atıyorum gibi, X kulüp Türkiye'den şu takım talip oldu, alacak almayacak vesaire. Bu konu tamamen kapandı artık. Cevap buna hani bazı sorulara cevap vermek istenmez ya. Bu yani öyle bir konu yok. Uğurcan da gitmez. Evet. Uğurcan da gitmez. Yani. Evet, bu söylediklerinizden sonra Uğurcan zaten. Gitmez. Ha, Uğurcan bir gün derse ki evet ben işte başka bir değişim istiyorum, başka bir konu istiyorum falan. Her zaman bizim kardeşimizdir. Bize gelip söyler. Ama hani ne Trabzonspor Kulübü Başkanı Uğurcan'ı verir şu anda, ne Trabzonspor Kaptanı bugüne kadar ben Türkiye'de başka bir takıma gitmek istiyorum değil. Yani buna benzer bir konu geçmedi. Abdülkadir Ömür için de bunlar geçerli. Evet. Yani çocuklar gerçekten çok temiz, iyi yürekli Trabzon sevdalısı arkadaşlar. Yani bunlara sahip çıkmak lazım yani. Evet. Hep evet. bu arkadaşlarla alakalı bugünden beri ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi. Pırlanta gibi çocuklar. Öz evlat olduğu yani için. Aynen işte. O yani. Öyle o olur. Yani bu böyle. Bizim şehrimiz böyle ama yani bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Yani evet. Trabzonspor taraftarının daha çok sahip çıkması lazım. Hiçbir ne bugüne kadar ben yani 6 yıl işte ne böyle bir konu gündeme geldi, ne böyle bir konu konuşuldu. Uğurcan Avrupa'dan teklifler oldu zamanında.
O da Trabzonspor. Hani bu kulübe gitmem Trabzonspor çıkarları için uygun değildir. Trabzonspor daha fazla parayı hak ediyor. Kendisi dedi bize. Yani ben ne kadar Trabzonsporluysam Uğurcan da o kadar Trabzonsporlu. Peki. Evet. Şimdi tamam, sırayla gidelim. Evet. Ya altyapıdan ne zaman böyle bir Hami Mandralı gibi bir oyuncu çıkacak? Yani Hami Mandralı gibi bir oyuncu zor çıkar. Sistemler kurdunuz. Yeni yatırımlar yaptınız, sistem kurdunuz. Bu lafını kestim. Dün bir şeydeydim. Trabzonlular evindeydim. Bir hanımefendi bana şey dedi. Yani şu anki takımınızda hangi iki futbolcuyu görmek isterdiniz yani veya kimleri görmek isterdiniz diye bir soru sordu. Ben de kendisine tabii Hami'nin friçikleriyle falan yani evet. Şey yaptık. Yani dünyada işi benzeri oldu. İnanılmaz bir şey tabii yani. Hani şimdi tabii yeni nesil tam onu o anı anlayamıyor. Evet. Yani tribünde oturuyorsun, Hami topa geriliyor. Evet. Bir de geriliyor, 20 metre falan geriliyor. Yani böyle hani gerilme de şey bir gerilme. Top yani atışı gibi. Tam aksiyon filmi gibi. Geliyor evet. Topu görmüyorsun. Yani tribünden evet. Biz de görmüyoruz. Evet. Yani ne olduğunu. Tabii inanılmaz bir şey, duygu. 240 kilometreye kadar. Ya o inanılmaz tabii bir durum. Yani biz tabii ki dedim yanında bir Hami Mandıralı'yı, Hami Hoca'yı. İşte Fatih Tekke, Türkiye'nin bence bugüne evet. Kadar gelmiş en büyük golcüsü. Kesinlikle. Hiç yani kafa topu, ayak topu evet. Ne ararsan adamda yani inanılmaz bir yetenek. İnşallah hocalar da çok iyi gidiyor. İnşallah çok iyi yerlere gelecek kendisi de. Ama dedim bu ikisini görmek isterim. Şimdi sen sordun altyapıdan çıkar mı? Yani keşke çıksa ama evet. O biraz zor çıkar yani. Hani çıkarsa da inanılmaz bir iş olur. Evet. Altyapıyı biz Abdullah Hoca zamanında vermiştik. Yine bu konuda dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi Double Pass'la çalışıyoruz. Evet. Bizden sonra federasyon da kendisiyle çalışmaya başladı. Biz oradaki sistemi tam anlamıyla değiştirdik. Aslında çok konuşulmayan ama hikayesi çok farklı ve çok zor olan bir değişiklik Trabzon'da. Çünkü Trabzon'da belli başlı kemikleşmiş yapılar vardır. Doğru. Bu yapılara dokunmak, hani bu tapuları değiştirmek filan, herkes aman ne yapıyorsun filan der. İlk gün şunu dedik biz. Buna yerde de söylüyorum, beni tanıyanlar da yakından biriler. Yani ben Trabzonspor'la alakalı torpil yapmam. Yani hani ya bana hani bir şey, yani ben bu konu olduğu zaman hani kaba bir tabirle kimseyi tanımam. Yani evet. Burada orada koçlara tek bir şey söyledim ben. Babam gelse fark etmez. Burada doğru neyse onu yapacaksınız. Ve orada yani böyle sil baştan yeni bir organizasyon kuruldu. Bugüne kadar emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Onlar da çok değerli emekler verdiler. Ama orada bundan sonra başka bir hikaye yazılmaya başladı. Bu hikaye bizi nereye götürecek? Bu hikayeyi uygulayan Avrupa kulüpleri Avrupa'da bir yerlere gitti. Evet. Yani örnekler önümüzde canlı olarak görüyoruz. Biz de aynı hikayeyi bu verimli topraklarda uygulamak istiyoruz. Kimsenin hakkının yenmediği, onlara gençliğinde eğitiminden tutun, yabancı dilinden girin, teknik, fiziki anlamda, mental anlamda her şeyin yapıldığı, sağlıklı, sakatlıksız büyüyen bir altyapı organizasyonu kurmaya çalışıyoruz. Bizim zamanımızda da oldu bu. Trabzon'da işler nasıl gelişiyor? Genelde Türkiye'de böyle gelişiyor. Biz geldik, işte ne olmuş? Kulüp batmış yine, her zamanki gibi. Dediğim gibi sistem olmayınca böyle oluyor. Bizim gelişimiz de bu yüzdendi yani. Evet. İlk geldiğimiz zaman da. Ne oldu? 10 oyuncu gitti. Altyapıdan 10 oyuncu geldi. Geldi ama nasıl geldi? Yani bu adam hazır mı geldi? Bu adam mental olarak hazır mı? Bu adam kas yapısı olarak hazır mı? Bu adam teknik olarak hazır mı? Taktik anlamında hazır mı? Fiziki yapısı ve sağlığı hazır mı? Hazır olanlar da vardı, olmayanlar da vardı. O arada da pek çok değer kayboluyor. Doğru. Yani Trabzonlu bazı oyuncular hep konuşuluyor. Hani Trabzon'a karşı çok gördük biz bunu gençliğimizde. Oynayamayınca bir yerden sonra gerçekten hani başka bir moda geçiyor. Doğru. Yani öfkeleniyor şehrine, takımına daha farklı bakmaya başlıyor. Herkesin konuştuğu şu, bana yeteri kadar şans verilmedi, değer verilmedi, o olmadı, bu olmadı. Burada torpilin olmayacağı, sistemin konuşacağı, gerçek yeteneklerin sahada değer verdiği, değer verildiği bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Başladık. Eksiğimiz yok mudur? Muhakkak ki vardır. Ama bir sistemi başlattık. Akademide. Evet, bir sistemi başlattık. O sistemi bir yere getirmek zorundayız. Yani bunu Trabzonspor için yapmak durumundayız. Başka bir alternatifimiz yok. Yani Trabzonspor altyapısını faal, verimli hale getirmek zorunda. Şimdi bundan birkaç ay önce Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili bir talebi vardı.
Sonra bir bununla ilgili komisyon kurulacağı söylendi. Trabzonspor'dan da bir açıklama geldi. İdman gücü ve idman ocağı, yani Trabzonspor'u oluşturan kulüplerin şampiyonlukları da, yani 12 artı 8, 20 şampiyonluk da o halde sayılsın, evet, diye bir talebiniz oldu. Siz sıcak bakıyor musunuz 59 öncesi şampiyonluklara? Fenerbahçe'yi veriyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptınız mı? Yaptım. Yani Trabzonspor çıkarlarını her şartta ben korumak durumundayım başkan olarak. Bizim kuruluşumuzda zaten yani tüzük yönetmelik olarak da geçişinde o kulüplerin kazandıkları kupaları falan zaten Trabzonspor'a aktarılmıştır yazıyor. Yani bu hani şey olarak da var yani sistem olarak. Önemli madde. Tabii eğer bunlar federasyon böyle bir karar alacaksa Trabzonspor da şampiyonluktan istiyor. Ha, mantıklı mı geliyor dediğin zaman dışarıda? O soruyu soruyorsun, o farklı bir soru. Yani hani bu sizin aklınıza gelir miydi daha önce böyle bir şey? Kimsenin gelmez. Tamam, yani bu aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. Evet. Fenerbahçe Kulübü'nü saygıyla karşılıyorum. Böyle bir şey düşündüler. Başvuruda bulundular. Ben dedim böyle bir hak varsa gerçekten, böyle bir uygulamada olacaksa Trabzonspor Kulübü de aynı uygulamadan faydalanmak istiyor. Bundan ibaret. O zaman 5 yıldızı olacak Trabzonspor'un. Hayırlısıyla diyeceğiz. Yani 25 yıldızı geçecek. Zaten Fenerbahçe Kulübü de kimin ne hakkı varsa şampiyonluğu verilsin diyor. Tabii, tabii, onların tabii da mücadelesi o şekilde. Dediğim sadece gibi, kendilerini istemiyorlar. Dediğim gibi ben saygıyla karşılıyorum. Evet. Ben onların şeyinde yani başvurularını da beraber zaten gördük, dinledik vesaire. Biz de aynı kurulan ekibi kendi başvurumuzu yaptık. Benzer şeyler söyledik. Biz de onların dediklerini söylüyoruz. Evet. Eğer bu gerçekten bir haksa, bundan sadece Fenerbahçe, Trabzonspor değil, kimin varsa, hangi kulübün varsa hepsinin faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Az önce Bakasetas'ı sormuştu Zeki Uzun Durukan. Bir seyircimiz demiş ki Beşiktaş'ın da ilgisi var deniyordu. Beşiktaş'tan bir teklif oldu mu? Resmi teklif olmadı. Gayri resmi? Gayri resmi de olmadı. Olmadı. Yani gayri resmi de olmadı. Peki. Şimdi yani tarihte görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadı. Ha. Bütün dünya, bütün Trabzonsporlar dünyadaki. Şimdi yeni bir şampiyonlukta yine kendiliğinden gelişen bir kutlama mı olacak yoksa? Ben onun şeyin olduğunu düşünüyorum. Yani bizim insanımız tabii nasıl söyleyeyim? İnanılmaz neşeli. Elektrikli yani, elinde saatlerce. Tabii tabii. Yani onu mesela onu planlayamazsın yani. Evet. Tabii yani o adamın mümkün içindeki değil, enerjiden kaynaklı bir durum. Doğaçlama. Tabii. Doğaçlama gelişiyor. Yani sonuçta orası bizim yaptığımız organizasyon değildi. Orası Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin, Ortahisar Belediye Başkanımız, evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, da iyi Trabzonspor'dur. Onların yaptığı bir organizasyon. Tabii. Onların yaptığı bir organizasyon. Tabii. Onların yaptığı organizasyondu. Çok farklı bir yere gitti. Yani dünyanın en büyük organizasyon şirketini getirsen, 10 milyon euro da para harcasan bunu yapamazsın. Evet. Yani o insanı oraya toplayamazsın. O adamı o direğe çıkartamazsın. Olmaz yani. Hani böyle bir şey, evet, yok. Gerçekten yok. Ama işte Trabzon insanının yapısından kaynaklı bunlar. Yani bizim nerede ne yapacağımız belli olmuyor. Bu da sahanın dışına, içine, her tarafına yansıyor. Ben Trabzonspor taraftarının burada da kendini aşacağını düşünüyorum. Yeni bir şampiyonluk yaşarsak. Yani bunu daha esinde yapabileceğimizi düşünüyorum inşallah. Deniz yolu kutlaması da o ayrı. Yani inanılmaz tabii. Yani dediğim yani gibi. Coğrafyada uygundu. Coğrafyada uygun. Mesela yani yabancı oyuncular tesisleri görünce şaşırıyor yani. Denizde sıfır tesisler falan, evet, nasıl bir yer falan diye. Stad denizin içinde. Tabii içinde, aynen öyle. Şehir buna çok hazır. Yani şehrin havası, şehrin duygusu, insanlığı, karakteri bu tip şeylere çok uygun. O yüzden çok hızlı gelişiyor. Evet. Yani stadda yapılanlar da öyleydi. Staddan sonra yapılanlar, yeni kapıda yapılanın bir örneğini gördünüz mü? Yok. Hadi İstanbul'da benim diyen yapsın. Ya da Olimpiyat stadında yaklaşık 100 bin kişiye yakın, tabii, tabii, taraftarın yani oraya girmesi. Spordan 96 bin kişi olarak. Spordan sorumlu bir arkadaşımız vardı emniyetten sağ olsunlar. Tabii inanılmaz o gün uğraştılar bizlerle. Yani gerçekten çok önemli bir durumdu. Çok önemli bir kalabalıktı. Şunu dedi ki yani stad full. Dışarıda dedi 10 binler var. Gişeleri söktü giriyorlar dedi yani. Bütün orada gişelerle her şey kırıldı, kapılar. Yani artık bir yerden sonra onlar da bıraktı. Ne olduğu. Yeni kapı. Resmi rakamlara göre 400 bin üzerinde bir sayı. Evet. İstanbul'dayız. Yani burası yani diyoruz ya biz her yer Trabzon diye. 400 bin kişiyi toplayabiliyor Trabzonspor. Belki farklı bir organizasyon olsa daha büyük bir kişiyi toplayacak. Yani yeni kapı da doldu. Doğru. Yani bu dediğim gibi kendine, dünyanın en, evet, büyük şehir takımı, evet, olmakla, evet, kaynaklı, tabii, bir durum.
Tamam, Napoli de şehir takımı diyor, büyüğüz diyor. İşte ama öyle değil yani. Şampiyonluk ben, kutlamaları öyle olmadı işte ama. Yani işte, Almanya'ya gideyim ben bugün. En büyük stat neresi? 80 bin mi 100 bin mi? Şimdi aklımda değil. Oynarım. Doldururum. Full çeker değil mi? Full yani çekerim. Bizi her yer Fransa'ya Trabzon giderim. Diye boşuna demiyorlar. Tabii, Fransa'ya evet. Giderim, full çekerim. İşte Avrupa maçlarında gördük. Nereye gidersek gidelim. Yani bu şehrin insanın işte hareketli olması, yapısı, eğlencesi, 5000 yıllık tarihi olması, var. İnanılmaz tabii. Bunların hepsi bir güç. Yani bu gücü takımımızın yanında birleştirelim. Dediğim gibi ben başkan olarak, yönetim olarak bir şeyim yok. Lütfen ve rica ediyorum taraftarlarımızdan. Taraftarlarımızdan gerçekten bu çok önemli bir konu. Şampiyonluk yılında olduğu gibi hocasına, takımına sahip çıksın. Peki sahip çıksın derken tam o noktada ürün satışları ve mağazalar. İstanbul'da mesela çok Trabzonsporlu olmasına rağmen bir elin yani parmaklarını geçmeyecek kadar evet. Az mağazası var yani Trabzonspor'un. Bu konuda atılım yapacak mısınız? Orada işin başında şimdi çok değerli bir hanımefendi var, Funda Hanım. Çeşitli organizasyonlar yapıyor. Sayıyı da büyütüyoruz. Özellikle online'da ciddi hamleler yapıyoruz. Evet. Rakamlarımızı da arttırıyoruz. Trabzon tırı da var. Tabii evet. Yani bunları da yapıyoruz. Ama dediğim gibi Trabzon şehri bizim insanımızın duygusu başarıyla çok daha hareketlenen. Doğru. Çok daha işte. Evet. Yani bu dediğim gibi en önemli artımız da bu, en önemli eksimiz de bu. Burada zaten dengeyi bulduğumuz yerde Trabzonspor Avrupa'nın da ciddi söylüyorum. Yani Avrupa'da bu kadar taraftarı olan başka bir kulüp yani gerçekten yok. Yani bu şey değil. Yani bunu her gittiğin yerde nereye gidersen git. Her gittiğin yerde bunu görüyorsun. Yani bu kadar taraftar Avrupa'da da başarılı olması lazım. Başka başarılara evet. Yürümesi lazım. Yani bunların organizasyonun yapılması lazım. Hepsine tek tek talibiz. Yani inşallah önce ekonomiyi düzeltip evet. Dediğim gibi atlanmaması gereken önemli konu o. Yani hiç kimse dün yine örneğini verdim. Tüm geliri faizinin yarısını karşılamazken bu kulüp sürekli başarılı olsun, şampiyon olsun diye bekleyemez. Doğru. Ekonomisi çok önemli. Yani böyle bir şey olmaz. Siz denk bütçeden yanasınız zaten. Geldiğiniz günden sürdürülebilirlikten dem vuruyorsunuz. Yani bu tarafını tutamam. Bu tarafta Trabzonspor taraftar başarıyı aç. Başarı istiyor. Ben zirve yürüyeceğim diyor. Ben de onlarla aynı fikirim. Kalbim o tarafta. Problem yok. Aklım da diyor ki bu iş böyle gitmez. Senin bu parayı bulman lazım. Senin bu sponsorlukları yapman lazım. Senin bu gelir getirici hareketleri, projeleri geliştirmen lazım. İkisini birleştireceğiz. Yani bunu da yapmak durumundayım. İlk geldiğimde söylemiştim. En zor iş bana ait şu anda. Evet. Çünkü yarışmak da durumundayım. Bu borcu da artık son aşamaya geldi. Yani biz geldiğimizde ilk etaptaki parayı ödeyemeseydik, cezalarla beraber oyuncular kalan, ortaya çıkacak olan serbest kalmalar evet. vesaire koyduğumuz zaman şu an Trabzonspor'un borcu 6 milyar seviyelerindeydi. Yani bunu insanlar tam olarak belki ilgilenmiyor veya ama işi bilen, işten anlayan, belli bir yaşa gelmiş, belli olgunluktaki insanların tamamı bunu anlıyor demek istediğimi. Evet. Yani bu rakamlar 6 milyar falan bu rakamlar Trabzonspor ödemeyecek rakamlar değil, kimse için değil. Biz o kenardan döndük. Öyle diyelim. En son yaklaşık 4 milyar TL'ye yakın bir borç gibiydi. Ya şimdi zaten Aralık'ta Mali Kongremiz var. Şimdi biz hesaplamalar tabii faizler arttı falan vesaire. Orada rakamlar da farklı. Yani euro bazında baksan borcun düştü ama bunlar yanıltıcı şeyler. Evet. Bunlar gerçekçi değil yani. Hani o euro olarak düştü. Yani bu değil. Borcun ne? Gelirin ne? Borcun ne? Ona bakacaksın yani. Doğru. Euro gelirin TL gelirini koyabilirsin ayrı ama euro borcun, TL borcun belli işte. Euro borcun ne? Oyunculara parayı euro diyorsun. Arttığı her dakika zarardasın. Ha tamam biz bu yıl sponsorluk yaptık. Olaya şöyle bakın. Gelirin faizinin yarısını karşılamıyor. Ama yine bu yılda 32 milyon euroluk bütçe var. Bunu da ödemek zorundasın. Doğru. Bunu ödemezsen 32 milyon euro ne yapıyor? Yuvarlak 900 milyon de. borcun 900 milyon attı. Zaten oyuncular serbest kalacak. O olacak, bu olacak. Yani bu sistem böyle yürümez. Dolayısıyla biz hem bu tarafta yarışmaya çalışacağız. Yarışacağız bir şekilde. Hem bu tarafta bu işleri toparlamaya çalışacağız. Bugüne kadar yaptığımız 70 milyon euroluk dediğim sponsorluk hamlesi çok önemli bir hamle. Bu konuda hani mütevazı olmayacağım yani. Bu gerçekten benim ve yönetim kurulumun yaptığı çok önemli bir hamle. Bunların devamını getirmek zorundayız. Gelir getirici projeler getirmek zorundayız. Oyuncu geliştirmek zorundayım. Oyuncu satmak zorundayım. Dolayısıyla altyapımı real, faaliyetli, faydalı kullanmak zorundayım.
Bunların hepsini yapmak durumundayız artık. Bunların hepsini yapmak için de camianın desteğine ihtiyacımız var. Bunların hiçbirini tek bir yönetim, tek bir kişi başarması teknik olarak mümkün değil. Olsaydı bugüne kadar yapılırdı. Evet. O zaman ben ne derim? Bugüne kadar niye yapılmadı? Evet. Euro 2032 İtalya ile birlikte Türkiye ortak düzenleyecek. verilen 10 stattan birisi de Trabzon Papara Park. Evet. Yani Trabzon olarak Euro 2032'ye bir hazırlık olur mu? Şehrin ekonomisi, turizm açısından yani çok farklı bir şehir Karadeniz. Yani öyle bir federasyonla ya da bu henüz, organizasyon kuruluyla bu konuda henüz bir gelişme olmadı bu konuda. Çok süre var zaten. Çok süre var. Ama çok önemli işler tabii bunlar. Bunları şehir olarak tabii ki hazırlanmak lazım. İnanılmaz heyecan tabii. Türkiye'de futbol şehrinden istersen Trabzon derler. Evet, o yüzden. Yani bu hani önemli. Açık ara hani herhalde bunu kimse tersine bir yorum. O 5 şehirden biri Trabzon olur mu? Muhakkak olur. Hak ediyor sonuçta. Yani Trabzon olmayacak neyse olacak. Evet. Yani, aksini düşünmek istemem yani. İşte turizmi, yayla kültürü, yemek, deniz. Her şeyle. Yayla her şey var. Şimdi normalde süremiz doldu ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa, bizim sormadığımız, eksik kalan, vurgulamak istediğiniz bir şey varsa onu da sizden alabilir. Yani, biraz daha devam edebiliriz. Genel olarak her şeyi konuştuk. Taraftarımızdan gelen sorular varsa ben hepsini cevaplayabilirim. Ha, Petković pardon onu çok soruyorlar. Sürekli Petković neden olmadı diye sormuşlar. Çünkü çok adı geçti bu yaz. Şöyle doğru. Hocamızın istediği santrafor Petković'te. Tabii kulübünün Avrupa'da oynaması, Şampiyonlar Ligi elemeleri falan vesaire derken sürekli orada bir öteleme meydana geldi. Yani hani turu geçelim verelim, turu geçelim verelim. İstenilen rakamlar da çok ciddi rakamlardı. Yani hani en son, bu da rakam telaffuz etmeyeyim ama Trabzonspor'un vereceği bir rakam değildi. Dolayısıyla o gerçekleşmedi. Ama yani hocamızın istediği bir oyuncuydu, doğru. Onaçio kimin fikriydi tabii, bu Onaçio arada? Da, enteresan bir santrafor getirdiniz Türkiye'ye. Bu arada Onaçio birinci sıradaydı, Petković ikinci sıradaydı. Onu da söyleyeyim. O da enteresan. Onaç tabii 18 milyon sterline alınmış. 5 milyon da bonus verilmiş üzerine. 23 milyon euro maliyetli bir oyuncu. Tabii orada forma şansı bulamadı. Biz çok istiyorduk baştan beri ama baştan istenilen bonservis rakamlarıyla Trabzonspor'un bu oyuncuyu alması imkansızdı. Evet. Daha sonra gelişen dönemde işte Petković'i beklerken önümüzde öyle bir şans ortaya çıktı. Biz de o şansı işte Pepe, Mendy, Onaç'ı işin içine katarak değerlendirdik. Yoksa biz Mendy için de daha önce konuşuyorduk ama rakamlar 10 milyon euronun üzerindeydi. Evet. Yani tabii ki taraftarımızı anlıyorum. Onlar şunu söylüyorlar. Niye bu transferleri işte Temmuz ayında getirmedin? Evet. Ben onlardan kadar en az onlar kadar isterim. Tabii. Ben istemez miyim? Hani o tribünlerde rahat edeyim. Trabzonspor taraftarı mutlu olsun. Herkes huzurlu olsun. Yönetim kurulu huzurlu olsun. Benim başım ağrımasın. Ama Trabzonspor'un gerçeklerine göre hareket etmek zorundayım. Dediğim gibi demin anlattım yani kalbim tabii ki onlarla beraber diyor işte onu alalım bunu alalım. Almakla bu işlerin bitmediğini geçen yıl gördük. Evet. Aldığın oyuncunun parasını ödeyemezsen başka sıkıntılarla karşı karşıya geliyorsun. Hiçbir oyuncuya da suç bulmuyorum orada. Oyuncu haklı sonuçta. Sözleşme. Sözleşmesi var. Adam yabancı bir ülkeden gelmiş parasını almak istiyor. Ya bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Biz kendi işlerimizde çalıştırdığımız müteahhit firmalara ona veya çalışana mühendisi para ödemiyor muyuz? Ödemezsem o mühendisi çalıştırabilir miyim? Veya kaç ay çalıştırırım? Tüm gerçek bununla alakalı. Yani hesabı kitabı yanlış yaptık. O yanlışın içerisinde şahsım da vardı. Dolayısıyla o şansı, o yanlışı düzeltmek için talip oldum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizin kadar öz eleştiri yapan bir başkan da görmedim. Evet, yani yıllardır, yani, 30 yıldır yani, içinde. Bunda, hem saha içiyle ilgili hem saha dışıyla ilgili bu yani, gerçekten çok yanlış güzel. Yanlış yanlıştır. Çünkü ben artık şeye inanmıyorum. Yani bir Trabzonspor camiasına futbolla alakalı kandıramazsın. Ben de kanmam. Başkasını da kandıramazsın. Her zaman doğruyu söylemek zorundasın. Doğruyu söylüyorum. Doğru neyse bu. Ha, ondan yaptığımız yanlışlardan bir ders çıktı tabii ki. Hı hı. Biz de bununla alakalı sponsorluk anlamında, diğer anlamlarda elimizden gelen her şeyi yaptık. Orada oluşan zararları da kapattık. Fazlasını da kasaya koyduk. Ders de aldık. Ders de aldık yani. Bunda çekinecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Her yerde de büyük bir günün rahatlığıyla söylüyorum. Yani böyleydi, bu süreç böyle yaşandı. Keşke olmasaydı. Keşke her transfer doğru olsaydı. Ama bu sadece o dönemki dönemimize ait bir dönemde sıkıntı da değil ki. Evet. Yani Türk futbol tarihinde ilk defa mı Trabzonspor bizim tarihimizde aldığı oyuncuların parasını ödeyemedi? Yüzlerce örneği var. İlk defa mı yanlış transfer yapıldı?
Yüzlerce örneği var. Keşke yapılmasaydı. Söylüyorum yani ben yanlışımı kabul ediyorum. Yanlışımı düzeltmek için de elimden gelen ne varsa talip oldum. Kaçmadım. Uğraştım, didindim. Dünyanın dayağını yedim, küfürünü yedim, hakaretini yedim. Ama yok, sonuçta nedir? Tüm taraftarlar bizim taraftarlarımız. Ben olayı öyle kapatıyorum en son. Yani benim hiçbirine bir gönül kırgınlığım yok. Canları sağ olsun. O şehirde büyüdük. Hiçbir sıkıntı yok. Yani olabilir, eleştiri olacaktır. Yarın da bizi kucaklarına alacaklar. Evet. Hayatın gerçekleri bunlar yani. Yani evet. Bu gerçekleri bilerek bu koltuğa oturmak durumundasın. Ben de o gerçeklerle bu koltukta oturuyorum. Başka bir durum yok yani. Rahatsız. Peki. Evet. Sayın Başkan, eklemek istediğiniz bir şey yoksa çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun. Son bir şey söyleyeceğim ben. Tabii. O önemli. Dediğim gibi her şey bir tarafa, yönetim ne kadar doğru yaparsa yapsın veya işte yanlışları da oluyor tabii ki. Ama şu çok önemli bir konu. Tekrar tekrar üzerine basarak rica ediyorum. Bu yeni bir dönemdir. Daha önce bize şampiyonluk yaşatan, kupalar alan bir hocamız tekrar görevinin başında. Hocamız da dahil olmak üzere bizim de zamanında eksiğimiz olmuştur. Herkesin olduğu gibi bizim de olmuştur. Herkes daha çok ders çıkardı bazı şeylerden. Biz de, o da, yönetim kurulumuz da, camiamız da çıkarmış olması lazım. Bu saatten sonra lütfen hocalarının, futbolcularının yanında olsunlar. Onlara destek çıksınlar. Tribünleri doldursunlar. Hocamızın daha önce yaptığı gibi beraber defans, beraber hücum yaparak tekrar başka bir hikaye yazmaya başlayalım. Benim son diyeceğim bu. Peki, tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim sizlere. Abdullah Avcı dönemi. Ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olacak inşallah. Usta gazeteci Zeki Uzun Durukan'la birlikte önemli manşetler aldık. Onun da sayesinde sizler. Evet. Sağ olsun. Zeki Uzun Durukan'a da çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Gündem Özel'in burada sonuna geldik. Ama A-Spor'dan ayrılmayın. Aykut İnce'nin konukları çok özel bu gece. Mustafa Denizli, Selim Soydan ve Levent Düzemen karşınızda olacak. Hepinize iyi geceler. Şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın.